TV 8.30 ekranlarında Ümit Özat ve Evren Turhan'la Top Biz'de de sizlerle birlikteyiz. Özlem bitti. Dünya Kupası, Copa Amerika, Olimpiyatlar derken yine sporla, futbolla dop dolu bir yazı geride bıraktık ve Süper Lig perdesini son şampiyon Galatasaray'ın kendi evinde Hatay Spor karşılaşmasıyla perdeleri açtı. Galatasaray gerçekten Exxen YouTube kanalında da hocalarımızla yaptığımız maç önü ve devre arası yayınlarında da enine boyuna analizleri yaptık, konuştuk ama gerçekten son 10 dakikaya, 10-12 dakikaya kadar korku filmi şeklinde geçen bir müsabakada 1-0 geriye düştüğü maçta kendi evinde Icardi'nin penaltı golüyle öncelikle beraberliği, daha sonra da oyuna dahil olan Batshuayi'nin yeni transferinin attığı kafa golüyle skoru almayı bildi. Baştan sona üstün götürdüğü, ki istatistikler, analizler birazdan değerli hocalarımızın yorumlarıyla, farklı boyutlarıyla, maç sonu açıklamalarıyla ekranlara geliyor olacak. Yoğun bir gündemimiz var. Hemen Evren hocamla başlamak istiyorum. Hoş geldiniz bu arada TV 8.30 ekranlarına ve Top Biz'de bir kez daha. Hocam gerçekten kelimenin tam anlamıyla korku filmi, korku tüneli, artık adını her ne derseniz deyin şeklinde geçen bir maç oldu. Çünkü çok geç oldu gol. Ümit hocam da siz de hem maç öncesi hem devre arası Exxen YouTube'da yaptığımız yayınlarda gol ne kadar gecikirse o kadar çok Galatasaray'ın sıkıntı yaşayabileceğini, özellikle geçtiğimiz haftaki Süper Kupa maçının da istediği gibi sonuçlanmaması nedeniyle belirtmiştiniz. Tam da bu senaryo gerçekleşti. Devre 0-0 beraberlikle bitti. Bir şok gol mü diyelim, ani baskın mı diyelim, 1-0 öne geçti Hatay Spor ve sonrasında da Galatasaray ataklarını daha da arttırarak, baskısını sağdan soldan ortadan bütün varyasyonları, kombinasyonları deneyerek, yeni transferinde Sara'yı da oyuna dahil ederek, değişiklikleri de yaparak oyuna önce ortak oldu, sonra da 3 puan almasını bildi. Tabii şu var, yani Galatasaray son 2 yıl şampiyon olduğu döneme bakarsak sezon başlarına zaten Galatasaray çok iyi başlamıyor. Yani sonuç olarak iyi başlıyor ama oyunda sıkıntılar var. Şimdi teknik olarak oyunla ilgili o sıkıntıları anlatacağım ama ilk önce iyi şeylerden bahsedelim. Yani çünkü iyi şeyler az ama tabii ki oyuncu performansları çok önemli burada. Batshuayi, Batman. Yani Galatasaray iyi ki Batshuayi'yi almış. Yani start öyle bir verdi ki. İyi ki dediniz mi hocam? Yani iyi ki dedim çünkü maçı kurtardı. Yani işte bu tip oyuncular hem ligi bilmesi, hem skora etki etmesi çok önemli. Başakşehir şu başlangıç verdi. Yani Galatasaray'ın iyi start vermesi de gene önemli oyuncu oldu. İkinci golü atarak. Icardi ne olursa olsun bu takımın her şeyi. Bunu gösteriyor. Yani belki oyun içerisinde çok gözükmedi ama ikinci yarı son bölümde özellikle maçın kırılma anlarında hep o vardı sahnede. Hem topa alışı hem penaltı pozisyonundaki oraya koşusu. Bunlar önemli şeyler. Sanchez... Zaten onu konuştuk Ümit Hoca ile maçtan önce de. Ümit Hocam maç gerçekten başlamadan önce Sanchez demeye başladı. Evet, devre arası ofansta, Sanchez. Bak hem ofansta diyorum duran toplarda hem savunmada birebir pozisyonlarda en etkili oyuncu. İkinci yarıda Torreira'yı da bunun içine katabiliriz. Yani 4 tane oyuncuyla ilgili olumlu şeyler söyleyebiliriz. Tabii ki burada maç aslında ikinci yarıda Galatasaray 2-3'ü de çok rahat yapabilirdi. Çok gol kaçırdı. Bak oyun için bir şey demiyorum ama pozisyona girmeye başladı. O ilk yarıda anlattığım ceza sahası işte çoğalamıyor, o karambol pozisyonları bulamıyor dediğim pozisyonları Galatasaray bulmaya başladı. Ama gel görelim ki Hatay Spor'un ilk ciddi atağında da gol yedi. Abdülkerim çok formsuz. Sezona hep böyle başlıyor. Birebirlerde falan orada çok kötü sinyaller verdi. Yani her an birebirde orada geçilebilecek pozisyonlar verdi. Allah'tan Sanchez var da orada bütün kademelere girdi. Bu çok önemli. Ama dediğim gibi Galatasaray start olarak başlangıcı çok iyi yaptı. Oyun yok ama skor olarak kazanması gerekiyordu. Kazanması gereken maçı kazandı. Galatasaray böyle çok maç kazandı. Ama işte dediğim gibi geçen haftaki Beşiktaş maçı sancılı haberler, içeriden haberler, karışıklıklar. Okan Hoca da bunu çok maçtan sonra açıklamalarında söyledi. Ona da değineceğiz. Ama önemli olan Galatasaray'ın bugün kazanmasıydı. İyi başlangıç yapmasıydı. Ve bunu da yaptı. Çünkü burada alınacak bir beraberlik, bir mağlubiyet. Şampiyonlar Ligi yönelemesi var. Zaten baktığında bir karamsar bir tablo var genelde. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii ki eksikler var, transfer lazım, onlara geleceğiz. Ama yine Galatasaray burada tecrübesini, kalitesini konuşturarak maçı kazandı. Onun için de tebrik etmek lazım. Peki hemen Ümit Hoca'dan da ilk görüşleri alayım. Hocam, Davinson Sanchez'ten özellikle hem öncesinde hem arada yaptığımız yayınlarda ısrarla vurguladın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu. Tabii belki buna ikinci yarıdaki performansı ve Batshuayi'ye yaptığı maçın hikayesi açısından bitirici gol olduğu için asist nedeniyle ve koyduğu performans nedeniyle belki biraz Torreira'yı da eklemek mümkün. Ama hep şey deriz ya hocam, sen de bilirsin yıllardır, iki farklı yarı falan. Hiç iki farklı yarı olmadı. Aslında iki aynı yarı, iki farklı oyun ve sonuç oldu. 2-1'lik galibiyet neticede sezona 3 puanla başladı Galatasaray. Son şampiyon, son 2 senenin şampiyonu sezona da galibiyetle ve puanla başlamış oldu. Şimdi tabii Hatay Spor bu maçta kaybedeceği hiçbir şey olmayan bir takım. Hani kazanmak olay, kaybetmek kolay. Kimse Hatay Spor'a Galatasaray'a yenildin diye bir şey demezdi zaten. Oyun bölgesel olarak ilk yarıda da ikinci yarıda da hep zaten Hatay Spor'un sahasında oynandı. Kısmen golden sonra bir iki kontra yakalamaya çalıştılar ama Hatay Spor'un karşısında Galatasaray savunması yoktu. Sadece Davinson Sanchez vardı. Yani Galatasaray bugün 1-2-3-1 oynadı. İleri çıkarken de geriden senin hep o söylediğin gibi kumandan olarak oynamadı. Galatasaray bugün 4-2-3-1 oynamadı. 1-2-3-1 oynadı. Davinson Sanchez, iki orta saha, önde üçlü, en önde de bir forvet. Yani anlatabildim mi? 1-2-3-1 oynadı Galatasaray. Tek başına Hatay Spor'u o yaratılması mümkün olan atakları tek başına engelledi. Yani oyuncular hepsi birbirine sarılıyor. Tabii ki takım oyunu ama oyuncuların, başta da Okan Hoca'nın herkesten önce Davinson Sanchez'e sarılması lazım. Yani bugün her takımda olması gereken bir oyuncu. Atak kesiyor, topu oyuna sokuyor, oyuna giriyor. Bazı pozisyonlar topu ayağına alıyor. O kadar sakin ki yarı sahanın yarısında artık topu kaptırsa ondan sonrası yok. O top Nelson'la Abdülkerim'in ayağında olsa var ya, korku filmi. Ben sana söyleyeyim yani. Muazzam bir oyuncu. Allah var. Doğruya doğru. Şimdi tabii hatırlarsanız devre arasında bir şey söylemiştim. Galatasaray'ın ilk yarısının ilk 15 dakikası. Maçın son 15 dakikası. İkinci yarının ilk 15 ve maçın son 15 dakikası demiştim. Kritik dakikalarda oralarda oldu. Kritik dakikalar diye söylemiştik. Ha şunu da söyleyeyim. Hatayspor belki 3-4 maç daha, yani belki ilk 5 maç kazanamayacak. Yani bugün verebileceği ne varsa verdi. Bütün her şeyini ortaya koydu. Hatayspor'un işi çok kolay değil. Yani bugün Muslera'nın yediği golün dışında Muslera'nın eline falan değen bir top da yok yani. Hocam bir kere tabii şeyi de hatırlatmak lazım. Ben onu maç öncesi ve devre arası yaptığımız yayınlarda da aklımdaydı ama çok iyi aktığınız için ve İşte strateji, kadrolar ve dakikalarda sınırlı olduğu için konuşmadık ama tabii ki 2 yıl oluyor neredeyse ama Şubat'ta çok önemli bir şey atlattı Hatay şehri. Tüm diğer şehirlerimiz gibi Allah bir daha ülkemize, hiçbir şehrimize ve dünyada da tabii asla tekrar olmasın inşallah ama toplanmak ve o yaraları sarmak da kolay değil. Yani sahası yok, zor şartlarda transfer yapıyorlar, gençleşmiş, önemli oyuncularını bu sene verdi. Tabii takviyeler yaptı. Çok da kötü bir takım olmamış ama sizin gibi daha irdelemesine, yorumlama... İyi oyuncular da almış. Lamin diye kalmış. Durumuna girmek istemiyorum ama evet yani çok kötü oyuncular almamış. Erce, bildiğimiz Erce. Bana göre bugün Kamil Ahmet Çörekçi, ki ben onu Eskişehir'den bu yana takip ederim. Bana göre belki de Eskişehir'deki dönemlerine yakın bir oyun oynadı. Barış Alper'e adım attırmak. Tutabileceği kadar tuttu Hatayspor maçı. Ya haddini bilerek oynadı. Yani bu çok önemli bir şey. Yani orada hem savunmayı iyi yaptı. Öne de geçti. Tamam, Galatasaray da belki eski, yani şu an o daha formda, Galatasaray şeyinde değil, ritminde ama akıllı oynadı. Kontrataktan pozisyon bekliyordu. Bir iki tane. Bir tane de yakaladı, attı. Ondan sonra kapandı ama gücü bir yere kadar yani. Delikköy ataklara muazzam destek verdi. Ama Hatayspor'un atak yapacak gücü olmadığı için Dubois ile onun arkasından çok gelemediler Evren abi. Hiç gelemediler. Ama Dubois ön tarafa iyi çalıştı. Çok bindirdi, çok gitti. Yani ya timing, pas zamanlamasında hata oldu, ya geç attılar, ya atmadılar. Batshuayi de oyuna girdikten sonra çift santrafora döndüler. Ne yaptı işte? Kerem'i buraya aldı. Bir tarafa Yunus'u çekti. Çift santrafora döndü. Bir de Gabriel Sara diye bir oyuncu. Şimdi ona geleceğim aslında. O da çok konuşulan yani isimlerden biri oldu maçta. 4-4-2, 4-1-3-2 gibi biraz oyun şekil aldı ama Gabriel Sara... Bir iki şut deneyimi oldu ama çok da fazla oyunun ikinci yönünü çok oynamadı. Ama esas Batshuayi'nin girişinden sonra ne beklersin? 2 tane santraforun var. 2 tane hava hakimiyetli önemli oyuncu var. Kenardan orta beklersin. Hatta oyun içinde Barış'ın sağ beke geçmesi lazım. Çünkü bunu denedin. Dubois'u çıkarttı. Doğru bir değişiklik. Hocanın yani oyuna katkıları vardı. Barış'ın sağ beke alması, Dubois'u çıkartması. Bunlar önemli etkenlerdi. Değişikliklerle ama beraber konuştuklarınız ekrana da geliyor. Kenardan çok fazla orta gelmedi. Çok fazla orta gelmedi ki aslında Hatay Spor için en tehlikeli olan da neydi? Golü böyle bir 10 dakika daha geç bulsaydı, yani ilk golü biraz daha geç bulsa belki hani buradan puanla ayrılabilirdi. 52'de attı. 65-70 bandı mı diyorsun hocam? Ha, oralarda bulsa belki biraz daha direnebilirdi. Tabii ki yaşadıkları kolay değil. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bir süre işte geçti. Kamp geçirdiler. Transfer yaptılar. Bazı belli iskelet oyuncuları korudular. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Yani ligin ilk maçlarının ortası olmaz. Ya bir bakmışsın 5 atmışsın ya da böyle hani at başı gitmiş zar zor işte 80'de 90'da atmışsın yenmişsin. Ligin ilk maçlarının büyük takımlar açısından hiç ortası olmaz. Ya böyle hüsran olur ya da böyle bir hani show business gibi bir şey olabilir. Galatasaray burayı tabii ligin iyi başlamak önemlidir. Şimdi burada kimisi der ki nasıl başlarsan öyle gider. Kimisi der ki nasıl başladığın önemli değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bu bakış açısı. Ama Galatasaray... Sence hangisi hocam? Tabii ki nasıl bitirdiğin önemli. Şimdi bizim şampiyon olduğumuz yıllara bakıyorum. Hep ilk maçlarda puan kaybetmişiz. Böyle bir... Bunu istatistik olarak mı görürsün? Bir uğur olarak mı görürsün? Ne olarak totem görürsün? Puan mı kaybetsin yani Fenerbahçe? Totem mi görürsün? Bilmiyorum. Ama tabii ki Galatasaray adına yani hak edilmiş bir galibiyet. Ben bunu hak edilmemiş bir galibiyet. Başka bir sonuç, beraberlik dahil ya da yenilgi çok bak olumsuz yansırdı bence. Oyun tamamen hep söylerim hep. Hani bir dersin bir odada oynandı yani. Başka bir tarafa oyun yarı sahada oynandı. Ama oyuna dair varyasyonlar yoktu. Yani işte bir bek çıkarken önceden Galatasaray'ın bir beki orta attığı zaman ters beki bile ön oyuncusu gibi içeri girerdi. Şunu net söyleyebilirim başlangıçta. Bugün Nelson Abdülkerim olsa Galatasaray bu galibiyeti alamazdı. Çünkü niye? Ağır oldukları için öne çıkmak istemiyorlar. Öne çıkmadıkları için takımla mesafeyi kapatamıyorlar. Takımla mesafeyi kapatamadıkları için Ziyech gibi, Mertens gibi, Icardi gibi koşmayı çok sevmeyen, dar alanda oynamayı seven, dar alanda oynadıkça daha diri kalan oyuncular alan büyüdükçe yoruluyor. Ekstra efor sarf ediyor. Bu da onların erken yorulmasına sebep oluyor. Bu anlamda Davinson Sanchez dediğim gibi bugün maçın bana göre başlıca mimarı. Evren hocam, istatistikler ekrana gelsin. Onun üzerinden biraz dönelim. Tabii değişiklikleri ve yeni transfer Gabriel Sara'yı da konuşacağız. Tabii istatistikler de çok şey ifade ediyor. Zaten hani maçı izlediğiniz zaman hiç rakamlara bakmadan bile işin nereye gideceğini biliyorsunuz. Ama futbol neticede yediğiniz bir gol bazen çıkmaya da biliyor, çıkabiliyor. Evet. Ekranlara geliyor. %71'e %29 topla oynama üstünlüğü. 26 şut rakip kaleye atıyor Galatasaray. 9'u isabetli. Hatay'da bu oran 10'a 4. 40 orta rakip ceza sahasına. 9'u isabetli. 404 isabetli pasla oynadı. 12 korner kullandı. Ve diğer rakamlar da ekrana geliyor. Rakip ceza sahasındaki topla buluşma rakamı da zaten aslında 41'e 9 gösteriyor. Maçın özeti. İşte o ilk yarı değildi ama bu ikinci yarı alttaki şeyler daha çok yükseldi bence. Ortalar zaten Galatasaray. Bu tabii toplamı. Şu anda toplamı bu. Yani burada Galatasaray işi bitirmede ilk yarıda mesela ben geçen sene de ondan önce Okan Hoca ile konuştuğumda ligi kalitemizle biz form grafiğimiz yükselirken bir şekilde kalitemize kazanıyoruz dedi. Ama bu sene şimdi Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş herkes kadrosunu güçlendirdi. Yarış çok daha zor olacak. Evet bu maçları Galatasaray kazanıyor ama artık daha ikinci yıldan sonra bir fark yaratması lazım. Yani oyuna da artık sezona da daha formda, daha coşkulu başlaması lazım. Biraz Avrupa'ya yani, da tabii hedefini de işin içine tabii koyar. Ki yani şimdi orada artık, Avrupa'yı da koyması lazım. Şimdi baktığında bu sene bütün Galatasaraylar oyundan memnun değil. Ben de değilim. Burada önemli olan sonuç. Herkes daha iyi bir şey istiyor. Bir sabırsızlık var. Bunun içinde tabii ki ben 2-3 hafta sonra şimdi oyuncuları eleştiriyoruz. Evet kötü oynuyorlar, kötü başlangıçlar. Ama bu oyuncularla beraber Galatasaray 2 yıl şampiyon oldu. Yani bunların form grafiklerinde bu ama daha çabuk toparlanıp daha çabuk artık refleks vermeleri lazım. Şimdi Gabriel Sara çok iyi oyuncu. Şöyle iyi oyuncu. Ben tanımıyordum gerçekten. Bizim buradaki çocuklar, işte Murat Kosova ile de konuştuk. O da orayı çok iyi takip ediyor. Yani orada bizim Şero da söyledi. Yani ligin oyuncusu seçildi şampiyonşipte. Ama oynadığı mevki 8-10. Yani biraz daha kaleye yakın Mertens'in yeri. Yani bu bölgede oynayıp da çok şey yapabilir mi? O şey klas var ama daha önde mi kullanmak lazım? Bugüne baktığında Kerem Demirbay çıktı, onun yerine dahil oldu. Acaba daha önde kullanıp, çünkü şutör özelliği var. Ceza sahasına giren bir oyuncu. Galatasaray'a şu an zaten öyle bir oyuncu lazım. Eğer böyle oynatacaksan oraya bir 10 numara da lazım. Baktığında yani Galatasaray'a transfer de lazım. Köyünün alternatifi lazım. Yani burada bunları iyi tespit etmek lazım. Kötü giderken değil mi? Kötü oynadığın zaman kazansan bile bazı gerçeklerle de yüzleşmek lazım. Galatasaray'da Okan Hoca bunun önlemini almalı. Yani ben bu sene tamam ligde kötü oynarım, bir şekilde kazanıyorsun ama artık daha iyi oynayıp daha önceden maçı kopartmak lazım. Her maçı tabii ki kopartamayabilirsin. Ama sezona da 2 sezondur Galatasaray böyle oyun olarak kötü giriyor, farkındayız. Tamam, sonunda şampiyon oluyor ama şimdi sonra artık acayip seriler de çıkıyor hocam ortaya. Evet ya, yani burada bir seri var ama neden oyun daha iyi olmuyor? Çünkü bu sezon daha iyi Galatasaray hazırlandı. Daha çok oyuncuyla hoca çalıştı. Evet, milli takımdaki oyuncular geç geldi ama bunları eleştirebiliriz. Ama diğer tarafa baktığında yine başlangıç olarak Galatasaray bir şekilde maçı çözmesini bildi. İstatistiklere baktığında zaten ciddi bir üstünlük var. Ama oyundan çok mu zevk aldın? Almadım. Oyuncu değişiklikleri ve orada dakikaları... Doğruydu. Ümit Hoca, yani belki Okan Hoca şunu yapmıyor. Biz Ümit'le onu tartışıyoruz birkaç yıldır. Mesela bu maçta da yapabilirdi. Çift forvet. Yok, 45'te yap bunu. Hemen değiştir. Yani Dubois orada belli ki ilk yarı olmuyor. İlk yarı yığılmışsın. Maçı daha erken koparma şansın vardı. Ama hoca hep 60'ı bekliyor. Bir şablon var kafasında. Bekliyor. Bu sene biraz işte Batshuayi ile Beşiktaş maçı orada bir risk aldı. İşte burada hemen yine 60'ta soktu baktığınız zaman. Yani bunu daha erken de yapabilir. Çünkü Galatasaray iç sahada çift santraforla da oynar. Gayet de oynar. Yani sonuçta rakiplerine baktığın zaman zaten senin üzerine gelmeye çekiniyorlar. Büyük takımların bu avantajları var. Kadrolara bu oyuncular niye alınmıyor, bu kadar yıldız oyunculara bu kadar para veriliyor? O farkı yarattıkları için. Ama bugün oyun olarak top Galatasaray'da ama topun oyunu biraz daha hızlanması lazım. Evet, sezon başı diyoruz, hazır değil diyoruz ama bunun daha iyisini yapabilir Galatasaray. Daha iyi konsantre olup bu oyuncularla beraber maçı çok daha erken kopartabilir. Çünkü burada hep psikolojik baskı diyoruz, mental durum diyoruz ya. Burada oyuncuların rahatlaması için de maçı da bir şekilde erken kopartıp daha rahat istediklerini yapabilirsin oyun içerisinde. Oyuncu dinlendirme açısından evet, rotasyon için de önemli. Şimdi daha stresli maç ne olacak işte. Yine Galatasaray kopartıyor evet. Ama buna gerek yok. Galatasaray daha güçlü bir takım çünkü. Bunu erken refleks verebilir, erken gol atarak maçı daha erken çözebilir. Burada da Galatasaray taraftarlar şimdi biraz daha tabii gergin oluyorlar maçta. Ne olacak? İşte 1-0'dan 2-1'e yine getirdi Galatasaray bir şekilde. Ama Icardi yine bugün baktığın zaman orada iyi işler yaptı. Kerem sonradan girdi, bakma orada yine iyi hamleler yaptı. Oraya girdi, orayı zorladı. Barış'ın daha iyi olmasını bekliyorum. Barış biraz daha böyle bir konsantrasyon olarak yani. Ben oldum. Yani ben artık iyiyim. Hayır abicim. Futbol öyle bir oyun ki. Biraz fazla mı denedi bugün? Evet, yani çok zorladı. Pas opsiyonları vardı. Şimdi güçlü olabilirsin. Daha sezon başı. Sen de milli takımdan geldin. Güçlü olmak evet, var o gücü zaten. Ama orada zorlamak ayrı bir şey. Onu yapacağın yer çok önemli. Yani 2-3 kişi varken atıp gidemiyorsun. Kapatıyorlar çünkü. Ama kenarda yakaladın birebir de. Orada kullan gücünü, git. Öbür türlü basit oyna. Okan Hoca onu sağ tarafa aldı. Doğru da yaptı. Ümit Hoca da söyledi. Yani burada Okan Buruk'un da dokunuşları bu maçta vardı. Ama dediğim gibi Batshuayi maçı çözen adam oldu. Batshuayi Galatasaray'da bu sene çok gol atar. Icardi'ye de çok destek olur. Maçtan önce de konuştuk değil mi? Evet. Böyle yedekten gelip attığı gollerle hem Beşiktaş'tan, Fener'de. Geri geldiği zaman da bence çift santraforda oynaması lazım Okan Hoca'nın. Özellikle iç saha maçlarında hiç çekinmeden. Çünkü zaten maça baktığın zaman tek kale maç oldu. Yani geneline baktığın zaman. Ama üretkenliğinin çoğalması için, ceza sahasında daha çok topla buluşması için Galatasaray'ın, orada daha çok pozisyonu bulabilmesi için Başakşehir'in de orada olması lazım. Yani işte Sara şut özelliği var mesela, girdi birkaç tane şut attı. Oraları zorlamak lazım. Torreira da bugün çok zorladı oraları. Ama bu yeterli mi? Evet, skoru aldı bugün. Ama oyun için ileride özellikle Şampiyonlar Ligi önerilmesi çok zor maç. Yani Young Boys herkes tamam yani bu liginde sonuncu falan şu an ama Sonuçta oradaki maçlar kötü başladı. Oradaki maçlar Şampiyonlar Ligi maçları çok daha zor oluyor. İsveçli takımlarının da böyle bizim tarihçeye baktığınızda Ümit hocam geçen yayında da konuştuk. Bizim Türk takımlarının her zaman sıkıntı çıkartabilecek formasyonlar ortaya koyabiliyorlar. Hocam, Okan hocanın maç sonu açıklamalarıyla size döneceğim. Hep de diyeceksin ki bana mı denk geliyor, açıklamalarla dönüyorsun. Gelsin. Akış öyle. Rica edelim, ekranlara gelsin. Yolla. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2-1 kazandıkları Hatay Spor maçı sonrası Hatay'da yaşananları hep hatırlamamız gerekiyor. Süper Lig'in ilk haftaları zordur. Sıcak ve nemle birleşince performanslar aşağı düşüyor. Oyuncularımdan memnunum. İlk yarıda gol olsaydı çok başka olabilirdi. Çok mucizevi pozisyonlar, gol olmadı. Oyuncularımın isteklerinden memnunum. İlk yarı gol olsa farklı maç olurdu. Kötü bir mağlubiyetin ardından 1-0 geriye düşmemize rağmen bize inanmayı sürdüren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden Galatasaray'ı karıştırmaya çalışanlar var. Bu sadece dışarıdan değil, içeriden de olabiliyor. Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Ümit hocam. Kime nereden atacaktık ki zaten? Nasıl? Sen de oynuyor, sen nereden atacak? Kimin hayır, diyor ki orada bir ironi yapıyor. Yani geçen sene çok kafa kafaya yarıştıkları için. Hocanın istediği şey. Ne var? İlk bölüm güzel. Alalım ilk bölümü. İlk bölümü bir daha ekrana verebilir miyiz? Rica edelim arkadaşlar. Okan Hoca'nın açıklamaları. Evet. İlk bölüm tamam. Bunda hiçbir sorun yok yani, gayet. Farklı olurdu diyor. Gol erken yani, diyor. Görüneni söylemiş, oyunu anlatmış yani. Anladın, ikinci bölümde şimdi devam, bak daha ligin, bak hep şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Olayları şahsileştirmeye çalışmadan. Sen şu anda Fatih Terim'den sonra en çok şampiyonluk kupası kazanan teknik adamsın. Senin böyle sosyal medyaya veyahut da ne bileyim işte içeriye dışarıya takılıp kalmaman lazım. Çünkü velev ki şampiyon olmadın. Bu sana bir şey kaybettirmez. Ama kazanacağın bir şampiyonluk senin Fatih Terim'in rekorunu kırmana bir sene bırakır. Doğru mu? Bir de geçen yayında söylediğin gibi bu sene Mourinho faktörü de var. Tabii, Fenerbahçe'de. Geleceğim oraya. Ama senin kaybedeceğin şampiyonluk senden şöyle bir şey götürür. Bir daha 4 sene gibi böyle bir hayal kuruyorsan tekrar sıfırdan başlaman lazım. Seri bozulur. Bu konuşmalar, bu düşünceler senin motivasyonunu bozar. Hangi konuşma ya? Yani Galatasaray'ı dışarıdan bozanlar var, içeriden de bozanlar var. Hangisi sosyal medya hafta arası konuşulanlar. Kerem olayı hocam. Anlatabildim mi? Adını da koyalım yani da ne olduğunu. Şimdi bir şey söyleyeyim. O konuya girmesin diyorsun ama doğru söylüyor. Söylemesin ama diyorsun. Tabii ki söyleyeyim, onu anlatıyorum. Yani ne anlatıyor biliyor musun? İçeride de bir şeyler var diyor. Bak dışarıdan bozanlar var ama diyor, içeride de bozanlar var diyor. Bunu ben söylemiyorum, kendi söylüyor. Var. Yanlış anladıysam diyelim ki yanlış anladın. Yanlış mı anladın? Çünkü orada ben işin habercilik kısmı açısından şunu anlıyorum. Yanlışsam Evren hocam düzelt. Sızmaması, yansımaması gereken bu hafta bazı şeyler yansıyor. İkinci bölümü alalım. İkinci sayfayı rica edelim. Bu kozu sen veriyorsun kardeşim. Sen içeride bir şey var dersen insanlar bunu kaşır. Oyuna odaklan. Mucizevi pozisyonlar kaçtı. Ama mucizevi pozisyonları kaleci çıkartmadı. Mucizevi pozisyonlar kalecinin üstüne vuruldu. Yani kaleci oradan buradan uzanıp atan gelmedi. Atan mı kaçıran mı diyorsun? Anlatabildim mi? Kurtaran mı kaçıran mı diyorsun? Yani. Tamam mı? Yani şimdi bir, buna odaklanması lazım. İki, geldiğinden bu yana söylüyorum. Sen bu kulübe geldiğinde Aksar'la Türkiye Kupası'nı aldın, Başakşehir'le Lig Kupası'nı aldın. Ne Samet Aybaba Beşiktaş'a geldiğinde, ne Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'a geldiğinde, ne Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldiğinde, ne Abdullah Avcı Trabzon'a gittiğinde, ne İsmail Kartal Fener'e geldiğinde, ne Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geldiğinde, ne Bülent Korkmaz Galatasaray'a geldiğinde hiçbir teknik adam, bir tek Fatih Terim'in olimpiyatlar ve A milli takımı 96 Avrupa Şampiyonası götürmesi dışında, Akdeniz Olimpiyatları şampiyonluğu ve A milli takımı Avrupa Şampiyonası götürmesi dışında 96'da. Hiçbir teknik adam senin yakaladığın başarıları yaşayarak bir büyük takıma gelmedi. Tam olarak rüştünü ispat ederek geldin diyorsun. Ve geldiğin zaman da bunların sana artı sağlayacağını. Hatta Başakşehir'de şampiyon olduktan sonra bir sene beklemenin doğru olduğunu, hemen bir Anadolu takımına Hamza Hamzoğlu gibi gitmemenin doğru olduğunu. Bunları hep söyledim, ifade ettim. Bizim insanlarımız yani balık hafızadır. Bazı şeyleri unuturlar. İyi söyledin mi unuturlar, eleştiriyi hatırlarlar. Artık bolca artısını sayıyorsun şu anda aslında. O anlatabildim mi? Bu süreçte gelene kadar. Ne oldu? 2 senede üstte şampiyon oldun. Senin başarın kadar, evet karşı tarafın başarısından kadar da senin de fazla katkıların var. Durduğun yerde de bunu da yakalamadın. İyice Şirazi'yi sahanın dışına kaydırdı. Yapmaması lazım. Ben diyorum ki senin şu anda hedefin ne? Öyle ya da böyle. Sen gittin Inter'de oynadın. Öyle mi? Tabii. Bugün 4 sene üstte şampiyon olan Fatih Terim, UEFA kupasını alan Fatih Terim Fiorentina'ya gitti. Direkt Milan'a gitmedi. Ama senin bir Inter'de futbolcunun olduğu için, daha genç olduğun için, İtalyancan, İngilizcen olduğu için senin hedefin orası olmalı. Senin hedefin artık sen buraları duymamalısın. Bunu da çok özür dileyerek destek olmak için söylüyorum. 2 hafta önce Evren Hocam da hatırlar. La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Okan Hoca hedefinin bu Avrupa başarını da yakaladıktan sonra senin anlattığın gibi İtalya olduğunu söyledi zaten. Buraları duymamalısın. Kulak ardı etmelisin. Hadi dışarıdaki konuşuyor. İçeride problem olduğunu sen kendin anlatıyorsun. Bu sefer insanlara bunu konuşma fırsatı veriyorsun. Halbuki ben şunu konuşmak isterim. Elinde öyle bir kadro var ki İstediğin gibi oyna. Bu takımı gözümü kapatsam 3'te oynatırım. Gözümü kapatsam 5'te oynatırım. Gözümü kapatsam 3'te orta oynatırım. Gözümü kapatsam çift santrafor oynatırım. Ama sen evet tamam iyi giden bir şey var bunu anlıyorum ama bazen ihtiyaca göre de oynamak lazım. Daha Okan Buruk'un Galatasaray'a geldiği günden mi tamam şampiyon oldun ama biraz da şöyle düşün. Eğer Avrupa'ya gitmek istiyorsan hep 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1 anayasanın kuralı, Kur'an-ı Kerim'in ayeti değil bu. Tövbe haşa. Bugün pekala çift santrafor çıkabilirdin. Maça ve pozisyonlara göre dakikalara değişken ol diyorsun. Pekala üçlü stoperle oynayabilirdin. Allah'tan Sanchez vardı. Kendi adına Allah'tan diyorum. Kendi Fenerbahçeler adına demiyorum tabii ki. Yoksa bu maçı kazanma şansın yok. Çünkü niye? 2 tane savunma fonksiyonu zayıf bekim var. Bunlarla bek oynarsan, bunlarla dörtlü oynarsan çok sıkıntıya girersin. Hatay Spor bunu beceremedi. Gerek deplasmanda olması, gerek yeni tekrar yapılanması, gerek ligin ilk maç olması nedeniyle ama herkes buraları böyle geçmez. Ligin ilk maçları zordur ama ben de diyorum ki kardeşim bak şunu kabul etmem mümkün değil. Ben kimle çalıştım? Davum'la çalıştım. Hasbelkader 5-6 maç milli takımda Fatih Hoca'yla çalıştım. İşte 3-5 hocayla çalıştım. Kardeşim Hector Cooper'le çalıştınız. Yani şimdi buradan isimler, saydığım isimlerden bahsediyorum. Simeone'yle çalıştınız, Mancini'yle çalıştınız. Bir tek Okan Buruk üstüne konuşmuyorum. Semalarız Daris'le çalıştınız. Birçok hocalarla çalıştınız. Sizin daha flexible, daha esnek olmanız lazım. Daha yaratıcı olmanız lazım. Tek bir oyun formatına odaklanmamanız lazım. Hani bu söylediklerim işte Emre'ydi, Okan'da, Arda'ydı. Daha böyle sadece bir kalıba bağlı kalmamalar lazım. O futbol kariyerlerinin farkını ortaya koymalar lazım. Yani Okan Buruk neydi? 4-3-3 bu takım pekala oynar. İlla her maça Mertens'le, illa her maça 4-2-3-1 başlayacaksın diye bir şey yok. Bu takım içerideki ilk maçına 5 ettikten sonra 4-4-2 pekala başlar. Evren Hoca'nın Gabriel Sara ile ilgili o zaman o söylediği formasyonla ilgili sen ne düşünüyorsun? Tam tabii ki eğer mesela yani bugün Kerem Demirbay çıktı onun yerine gitti. Ya adam öyle oynamış sonuçta orada. Kim? Hocanın da öyle oynatması lazım. Kim yani şampiyonşipte Sara daha çok 10 numaraya yakın. Yani 8'li 10 o bölgelerde ceza sahasının çok daha etkili. Yani geriden alıp oyunu kurması evet yapabilir ama etkinliği o tarafta çok iyiymiş. Yani bunu belki ilerleyen maçlarda öyle kullanacak. Sara geldi bilmiyorum diye 4-2-3-1 oynayacak diye bir şey o anlamda söylemiyorum. Bunu Sara üzerine konuşmuyorum bu konuşmalarımı. Ki bugün de 1-2 şut denedi ama ben hep şunu söylüyorum. Oradaki oyun bak İngiltere'deki oyun sadece böyle presentable olarak, tanıtım olarak, reklam olarak çok daha futbolun NBA'si derdim yıllardır. Onun o tarafı var ama o ligle bu lig bak çocukta kumaş var net. Çocuğun sırtında tek yük ne olabilir biliyor musun? O 18, 19, 20 bonservisler olabilir. Biraz daha böyle hani tıknaz deriz böyle yere sağlam basıyor. Ama orada bir oyun başlangıcı var. Ne bileyim topu aldığın zaman bir yardımlaşma var. Üçgenler var. Herkesin gideceği bölge belli. Biri gidip birinin bölgesini kapatmıyor. Burada bu zorlukları yaşayacak. Senin şey tabirin var, o geldi aklıma. Kaos ligi, kaos futbol diyorsun. Bunlar bize yaşayacak, kolay değil. Ona bir şey demem. Demem o ki yani bak şu maç özelinde hiç maçın böyle 2-1 kazanılmasına ya veyahut da skorla alakalı bir şey konuşmuyorum. Ben sadece Türkiye'de şu anda Fatih Terim'e en yakın kupa kazanan adam kim? Sensin değil mi? Hasbelkader top oynamış, hasbelkader antrenörlük yapmış biri olarak ben şunu görmek istiyorum. Yapamıyorsun değil, yapmalısın da yaparsın da yani. Senin sadece böyle başlayıp da oyun içerisinde hamlelerinden ziyade maçına göre o kadar fleksibol bir kadron var ki pekala üçlü savunma oynayabilirsin derken bunu anlatıyorum. Veyahut da pekala çift santrafor oynarsın derken bunu anlatıyorum. Mertens yıllarca Napoli'de sol ön oynadı. Eğer 4-3'ü 3'lü orta sahaya koy, Mertens'i illa 10 numarada kullanacaksın diye bir şey yok. Öyle bir kaydı yok tabii. Ziyech'i sadece sağ önde kullanacaksın diye bir şey yok. Ki zaten oynamadılar ve da geçmişte Avrupa'da. 2 yıldır en önemli değişikliklerinden bir tanesi ne biliyor musun? Aslında bu şunu gösteriyor. Batshuayi'nin dışında diyor. Gomez'in ilk zamanında bir şey diyemem. İlk 6 maç, ilk senesinde ilk 6 maç Gomez onu kurtarmıştı. Batshuayi'nin dışında hiçbir ikinci santraforu ne geçen Süper Kupa maçındaki gibi İkinci yer aldı ne de bugünkü gibi erken aldı. Bugüne kadar Vinicius'u da, Bakambu'yu da, Batshuayi'ye kadar hiç erken almadı. Hiç erken almadı. Ama o zaman demek ona biraz bir değişim de var. Tabii tabii. Ha. Onu anlatıyorum. Yani biraz da oyuncunun kalitesiyle alakalı bir şey. Yani bunu yapabiliyorsa diyor Ümit Hocam. Bunu yapabiliyorsa daha fazlasını da yapabilirsin. Daha fazlasını da yapabilirsin. Anlatabildim mi? Çünkü burada bu sene bazı şeyler vardı diyorum ya. Galatasaray Davinson Sanchez'i kaybederse takımı kaybeder. O çok başka bir. Öyle bir ihtimal de yok herhalde yok. Değil mi Evren Hocam? Şimdi adam Amerika'da mükemmel oynadı. Gelirler 30-40 verirler. Ümit Hocam o kadar çok bugün Davinson Sanchez'e ama öyle. Giderse transferde olmaz. Şimdi herkes Barış'a 40 verileceğini beklerken giderse, bir tanesi gelir 40 verirse. Giderse sevinecek tabii ki Ümit ya. Sevinecek. Tabii ki sevinirim. Niye sevinmeyeyim? Ama hayır. O kadar çok söyledi ki bugün Ümit Hocam. Türk futbolu adına üzülürüm ama evet. Fenerbahçe adına veyahut da rakip. Büyük olur. Avantaj olur Fenerbahçe adına diyorsun. Şampiyonluk büyük dezavantaj olur. Beşiktaş için. Ya bak diğer rakipler için de. Yani bir stoperin şimdi Popescu o kadar akıllıydı ki, Hök o kadar akıllıydı ki, Ronaldo o kadar akıllıydı ki. Bir adım atıyordu, oyuncuyu arkada ofsaytla bırakıyordu. Sen o ikilileri ama Şampiyonlar Ligi programında Murat Kosova ile değerli meslektaşımla yaptığınız hafta arası programında çok bahsettin. Ama, o ikilileri. Ama o bir adım atmadığın zaman bütün takımı 60 metre geri çekmek zorunda kalıyorsun. Hadi topu kaptın, bir hışım bir daha öne gidiyorsun. Buna 37 yaşındaki Mertens, koşmayı sevmeyen Ziyech, yani ön tarafta oynamayı seven Icardi bu sefer eksik kalırsın. Anlatabildim mi? Yoksa ilk maçların ölçüsü olmaz. Bugün Galatasaray'da yenilse sahada oyun içindeki eleştirileri konuşurduk. Galatasaray bugün ilk yarıda, ikinci yarıda Japon kale oynadı yani. Ya tabii ona bir şey diyemezsin. Acizane şöyle bir ek yapayım ki yani zaten Evren Hocam da söyledi onu açılışta. Eğer bugün tabii farklı bir sonuç olsaydı şu anda farklı şeyler konuşuyor olabilirdi. Şu eleştiriyi getireyim. Beraberlik ve yenilgi ihtimali. Mucizevi goller kaçtı diyor ama hepsi duran top. Varyasyondan kaçan yani organizasyondan kaçan bir gol yok. Akan oyunda da birkaç tane yok mu hocam? Var. Birkaç tane pozisyon var. Bir tane Ziyech'in ilk yarı pozisyonu o ayağından açtı. Yani onun mucizevi dediği Sanchez'in kafasıyla ayağıydı. Yani o duran toptan gelen. Tabii ki duran topla dünyada olan golleri %69, %70 hatta daha fazlası duran toptan oluyor. Böyle bir şey varsa da Barış Alper'in bir pozisyonu var 51'de. Icardi'nin pasında. O zaten karşı karşıya. İşte bak Icardi o ara göz göze geldik. Top daha Icardi'nin önüne almaya giderken böyle yaptı bak. Kim geliyor tersten ona baktı. Icardi buradan gitse Ziyech'in dışında Icardi'ye o topu tekte çıkaracak bir oyuncu yok. Tak çıkarttı. Çok da net pozisyondu. Orada bir kontrolden sonra ayağın dışıyla uzağa vurabilir, dipleyebilir. Belki kaleciye çalım atmaya gidebilir. İkisi yapmış vurur gibi yapıp çekebilir. Artık o amil takımda oynamış, o güveni elde etmiş Barış'ın bunu yapması lazım. Evren Hocam, Özhan Pulat'ın da Hatay Spor Teknik Direktörü'nün de açıklamaları var. Onları da bir hemen arkadaşlarımız ekrana getirecekler, hazırladılar. Onun üzerine senden de bir iki görüş rica edip sonrasında ilk reklama gideceğim. Birçok noktada Galatasaray'ın hücumunu durdurduk, oyun disiplinine sadık kaldık. Maalesef bir penaltı pozisyonu sizi bir puana üzüleceğiniz noktada hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun bir benzeri pozisyonu yaşamıştık, bunlara alışacağız. Böyle bir penaltıyla buradan evimize gidiyor olmak canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha net pozisyonlarla galip gelsinler. Bu kadar mı? Tek sayfa mı? Ha yok, geldi arkası da. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle rakibimizin galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Onlar da emek veriyor. Okan Hoca ve oyuncuları tebrik ederim. Ancak penaltı pozisyonunun bir kez daha izlenmesini rica ediyorum diyor. Sevgili Murat Kosova ile Fırat Hoca, Fırat Aydınus'un son karar. Hemen maçın bitiminde TV 8.30 ekranlarında giren bu yayında da zaten pozisyon da konuşuldu ama senin de görüşünü alalım. Yani buna hoca... dem bulmuş Özhan Polat. Ama demiş, biliyorsun Türkçe'de güzel şeyler söylersin ama dediğin anda öncesi gider. Ya pozisyon biraz penaltı. Yani hoca onu maçtan sonra iyice bakarsa zaten görecek yani pozisyon penaltı. Galatasaray zaten ikinci yarı oyun anlamında da çok pozisyon buldu. Evet kötü oynadı ama ya baktığın zaman hani penaltı pozisyonundan dolayı Galatasaray maçı kazanmadı. Evet maçın dönüm kırılma anı o. Ama zaten oyun üstünlüğü var. O olmayacaktı. Başka bir şey olacaktı. Başka belki bir şey söyleyebilirdi. Bence kendi takımıyla ilgili daha çok yorum yapmalıydı. Evet tebrik etti Okan Hoca'yı. Özhan Hoca'yı da geçen sene takımı kümede bıraktı. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Ama hani maçın genel analizine baktığımda çok doğru bulmadım. Yani daha çok kendi takımımıza biz istediklerimizi yaptık. İyi mücadele ettik diyebilirdi. Aslında ben onu şöyle de algılamak... Penaltı orada hatayı yapmamalıydık veya onu yemeseydik. Ben de öyle algılamak istedim okurken. Ama daha çok sanki o penaltı değil gibi. Hani bu kadar tuttuk oyunu böyle bir penaltıyla keşke kopmasaydık, vermeseydik beraberliği. Ya işte o sonuçta bir şekilde. Öyle bir puana üzüleceği bir maç değildi. Değil ya bu maçta bir de hiçbir teknik adama Anadolu takımında bu maçta niye Galatasaray'a yenildin diye kimse de bir şey demez. O başka bence ama... oyun gelişimin anda daha iyi şeyler yapabilir. Hatay Spor'da o potansiyeli gördüm. Bence o ışığı verdi ama kalite olarak baktığında Galatasaraylı oyuncular bir şekilde daha kaliteli. Bu kadar Galatasaraylılar oyundan memnun olmasa da kazanmasını bilen bir takım. Artı bir de Okan Buruk'la ilgili Ümit Hoca eleştirenin bir kısmına katılıyorum. Yani bir teknik adamın kendini geliştirmesi açısından Şampiyonlar Ligi'nde mesela bir fark yarattı. Ama dediğim gibi o üçlüye dönmesi, farklı sistemlere geçmesi, değişiklikler evet bu olabilir. Bence artık futbolda yani şimdi... Baktığın zaman Guardiola çok başarılı bir teknik adam değil mi? Çalışır takımlara bakalım. Barcelona, City. Hepsi dünyanın en iyi oyuncuları var zaten. Bir de gelsin bakalım çalıştırsın Konya Sporu. Veya Türkiye'deki bir büyük takımı çalıştırsın da buradan bir fark yaratıp çıksın. Ama ben konu, teknik adamlara... Bağlantılı bir konu değil. Teknik adamların bence oyuncuların çok daha üstün şeyi var oyunda. Teknik adamların bir yere kadar. Bizim zamanımızda da mesela biz oynadığımız dönemde de çoğunu futbolcular biz yapıyorduk yani. Tabii ki şimdi teknik adamların şeyi daha çok gelişti. Ama o kadar da değil. Yani bir sistemi, antrenman programı var. Sistemi veriyorsun ama elindeki oyuncuların çok istemesi, kontratlar çok farklı. Oyuncuların artık karakter yapıları daha rahatlar. O oyuncuların en önemli şey diyalog. Ve bence bununla da bu 2 yıl Okan Buruk çok başarılı oldu. Bunu başarmış. Teknik olarak eleştirebiliriz ama diyalog ve idare etmede müthiş işler yaptı. Bu sezonun başlangıçta belki biraz sıkıntı yaşıyor. Bunu da toparlayacak. Bence bütün iş diyalog, oradaki samimiyet ve adaletli olmak. Müsaadenizle reklama gitmeden önce Ümit Hocama ben de şöyle bir ek yapmak istiyorum o ilk bölümle ilgili olarak. Çünkü bunu 2 haftadır konuşuyoruz. Evet saha dışında da bu sene %100 katılıyorum hocam sana. Fazla görüyoruz Okan Hoca'yı açıklamalarında. İşte ne bileyim mesela geçen hafta Beşiktaş maçını konuşurken o sahanın zemininin bozuk olmasını falan söylemesini işte Evren Hoca da aynı şekilde eleştirir burada. Hatta geçen hafta 5-0'lık maçın ardından girdiğimiz yayında da konuşulacak son şey hatırlıyorum. Evren Turhan dedi ki sahadır dedi yani burada oynayacağını biliyorsun. Olimpiyatta ilk kez de oynamıyorsun. Evet kötü olabilir, öyle olabilir, böyle olabilir. Ama bu hafta arası yaşananlarla ilgili olarak şöyle bir müsaade edersen karşıt fikir değil ama ek olarak söylemek istiyorum. Direkt teknik kadro ve tabii bunlar hep iddia. Biz bunların hiçbirinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Belki hocam sen biliyorsundur bizden iyi. Belki görüştüğün için. Kendi yardımcısıyla İrfan Hoca'yla Kerem arasında yaşandığı iddia edilen 5-0'lık Beşiktaş maçının devre arasında bir durum patlayınca bir anda bazı işte Galatasaray'ı takip eden gazeteciler tarafından sosyal medyada bunlar da yıllardır Galatasaray'ı takip eden gazeteciler olduğu için ve yanlışsam düzelt hocam Galatasaray Kulübü tarafından da yalanlanmadı bu. Doğru mu? Başkan da söyledi ufak tefek şeyler olabilir. Tamam da işte Kerem'den yani kendisiyle alakalı ve yardımcısıyla alakalı ve Kerem'le alakalı bir durum olunca ve içeriden de bu çıkınca orada sanki dem vurması hocam sen de hocalık yaptın yıllarca. Sen de belki ben senin de biliyorum duygusal yapını dayanamayıp bir iki şey söylersin sen de. Yok şey onu demiş sana mesela, geliyorsa diye düşünüyorum. Acizane fikrim. Hafta içi açıklama yaptı yok onu dedi. Zaha'yla ilgili hani ben teknik bir açıklama yapmıştım. Takımdan biri çocuklar ona söylemiş dedi. Şimdi bak Bunu bence söylemese daha iyi. Ama başka şey de olsa söyleyebilir. Arkadaş demiştir ki ya hoca senin hakkında eleştiri yaptı. Acaba öyle mi? Yoksa şikayet eder gibi bak hoca da senin hakkında böyle konuştu. Sahayla konuştuk. Ben gerekli anlattım. Evet hocam ben yanlış anladım deyip. İşte bunlar çok öne çıkmaya başladı. Ben ondan diyorum Galatasaray bu hafta yani şu an Okan Hoca'nın bunu söylemesi, bu işe girmesinin sebebi kendi gizli bir şekilde o köstebeği bulabilirdi. Demiş mesela tam da dediğini hemen reklama gitmeden önce onu da ekleyeyim. Tam senin konuştuğun konuyla ilgili olarak hafta arası yaptığı açıklamada demiş ki bazen oyuncu kendisine kızıp tepki de verebilir. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde oluyor. Ama bizim de bunu açıklamamız icap eder demiş. Doğrusunun ne olduğunu. Tabii ki. De Bruyne de Guardiola'ya neler diyor. Oyuncu artık öyle bir nesil geldi ki oyuncu hiç antrenörü beğenmiyor. Onlar da tartışıyor çok. Anlatabildim mi? Tabii ki oyuncu hiç... Oyuncuya hangi antrenörü getirsin? Bak oyuncuya her gün çift kale oynat. Ne yapabiliyor? Bu da her gün maç yaptırıyor der. Ben sana söyleyeyim. Oyuncu ya her gün 5-2 oynat. Her gün 5-2 olur der. Oyuncu antrenman beğenmez. Halbuki futbolda en önemli şey devamlılıktır. Devamlılık esastır. Yani çünkü meleke kazanman lazım. Tamam mı? Oyuncu ne ister biliyor musun? Her gün değişik yani... Ya, bu yemek mi her gün değişik bir yemek yiyeceksin ya? Antrenman bunu tekrar yapacaksın ki bu sahaya yansısın. Oyuncuların böyle şeyi var. Ama benim anlamadığım şu. Sen içeriği de tutamıyoruz dediğin zaman zaten bu iş böyle bir şeyin yaşandığını anlatıyorsun. Sen bunları kapatmaya git hatta sadece sahada kal. Çünkü senin kazandığın şampiyonluklar seni bir yere taşıyabilir ama bunlar seni geri atar. Teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz Top Bizde'ye. Hemen ardından Ümit Hocam ve Evren Hocam'la Top Bizde'de Galatasaray Hatay maçını ve ligin ilk haftasını yarını konuşuyor olacağız. Kısa bir ara. Canlı yayın Top Bizde bütün hızıyla devam ediyor. Reklamlara giderken Evren Hoca'ya bir söz verecektim. Hem Ümit Hoca'nın hem benim de eklemelerim oldu. Okan Hoca'nın açıklamaları ve görüşlerimizle ilgili olarak. Tabii hafta arası zor geçti Galatasaray için. Evren Tabii ki zor kabul geçti. Etmek lazım. Yani 5-0'lık bir yenilgi, çıkan haberler, işte transferler, Erden Timur söylentileri, niye ayrıldı, onu alamıyorsunuz, bunu alamıyorsunuz derken böyle bir kargaşa yumağı halinde geçti. Onun için de çok önemliydi açılış maçı. Finalde kazandı. Sen o olayların perde arkası ile ilgili bizde bir şey paylaşabilir misin ya da ne düşünüyorsun? Şöyle, çok ciddi iddialar vardı ki doğrulandı da kısmen kulüp tarafından. Asılsız bilgiler de var. Yani bu sene Okan Buruk bununla ilgili çok sıkıntı çekecek. Yani onu bir an önce çözmesi lazım. Ya yani bu içeriden dediğim o köstebek veya işte bu casus kimse içerideki bu habere veya bir şeyleri sızdırıyorsa bu oyuncu da olabilir, oradaki çalışan birisi de olabilir. Bunu bulacak Okan Buruk değil normalde. Bir de bunlarla uğraşacak yani. Bir de bunlarla uğraşırsa daha büyük sıkıntı. Kimin görevi peki sana göre? Orada yöneticilerin görevi. Direktif tutsun. Yani bir şekilde bulacaklar. Niye mesela Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan bir haber sızmıyor? Veya oradan bunu sızmıyor. Demek zaman ki Galatasaray bu sezon Galatasaray'a bu tür oyunları daha çok yapacaklar. Onun için niye? Sen çünkü başarılısın. Sen bu sene de şampiyon olursan, 4. de olduğun zaman zaten 2 yıl üstü oldun. Ciddi derecede bir ivme kazanacaksın. Sonuçta sen bunu kendi içinden bu oluyorsa daha büyük sıkıntı. Rakiplerin bunu yapar. Yıllardır yapılıyor bu karşılıklı açıklamalar, bilgiler. Ama bak Galatasaray'da bu sene çok daha fazla oluyor bunları. Buna yönetimin buna izin vermemesi lazım. Çünkü Okan Buruk da burada bunlarla uğraşarak zor duruma düşüyor. Takımla mı uğraşacak, transferlerle uğraşacak. Hocam zor mu bunları tespit etmek? Şimdi yani biraz o tarafları da bildiğim için hani net sormak istiyorum. Bu işler bellidir kimin söylediği. Ama direkt suçlayamazsın ki sen şu haberi verdin, sen şu... şeyi yaptın, işte bu haberi niye kim verdi buradan? Onu artık yönetim şu an tespit edecek. Başkan da bugün açıkladı. Bunlar belki ufak şeyler gibi gözüküyor ama yarın bir gün işte böyle kötü sonuçlarda veya kötü oyunlarda hep dışarıda, Twitter'da, orada burada konuştukça bu algı Okan Hoca'ya eksi yazar. Yani hep Okan Hoca'nın üzerine gelirler herkes. Niye? Başarılı bir teknik adam. Şimdi rakip takımdan niye başarılı bir teknik adam? Şu an Türkiye'de geçen seneye baktığında Okan Buruk'un çalışından beri bütün hocalar gitmiş. Rakip takımları. Ligin komple değişmiş. Hep Okan Hoca var. Yani böyle bir teknik adam için tabii ki kötü gittiği zaman biz hatalarını zaten teknik olarak söylüyoruz. Ama olmayan şeyi de söylerler. İçeriden seni zor duruma da düşürürler, dışarıdan da düşürürler. Aksiyon alıp konuşmak zorunda kalabilirsin bazen. Ama her topa da Okan Buruk'un girmemesi lazım. Yıpranır. Şimdi fazla sorumluluk alıyor. Fazla yıpranır. Tabii ki geçen sene ondan üstüne de uğraştı. Orada sıkıntılar çekti. Ama sonuçta elinde de iyi kadrolar verildi. Ve ne olursa olsun da şampiyon yaptı. Yani bu şampiyonun üzerine artık O baskı hep olacak. Galatasaray 17-17 yaptı. 18 maç kaybetti. Ortalık karıştı. Çünkü hep kazanmaya alıştırıyorsun. Bunun da baskısını çekeceksin. Ama buradaki o şeyi iyi idare edeceksin. Yani o sinirli olmayacak mesela. İlk maçta çok sinirliydi kupa maçında. Daha sakin, daha kontrollü. Evet, her geçen gün tecrübe kazanıyor ama şimdi oyuncularla diyalog güçlendikçe daha kontrollü olmak lazım. İşte yöneticisi, hocası egoları biraz kenara çekip dikkat etmek lazım. Çünkü oyuncuların da çok büyük egoları var. Biraz önce ne dedim? En büyük Okan Hoca'nın başarısı 2 yıl oyuncularla diyalog ve oradaki sıkıntıları çözmek. Icardi'nin, diğerinin, gelen oyuncuların hepsi çünkü yıldız oyuncular. İşte bir gün dedi ki bana Alanya maçı 7 tane Premier Lig'de oynayan oyuncu yedekti. Yani Premier Lig'den gelen 7 oyuncu yedekti dedi. Ya bu çok önemli bir şey. Şimdi o adamları öyle oturtamazsın. Her hoca onu yapamaz. Şu anki olay teknik adamların ne olursa olsun sonuçta Okan Buruk çıkıp oynamayacak. Mourinho da oynamayacak çıkıp. Biraz da skorboardla... Mourinho çıkıp da sana maç kazandırmayacak. Biraz da skorboardla bağlantılı değil mi Evren Hocam? Tabii ki bağlantılı. İyi giderken burada, bu işler konuşulmaz. Burada oyuncu, teknik adam oyuncuyla idare etmesini bilecek. İdare edilmeyecek kısım olduğu zaman sahada demek idare edemiyorsun ki gitme aşamasında. Ha, şu an bir de Galatasaraylar ne bekliyor? Transfer. Bütün tabii takımlar bekliyor. Hepsinin eksiği var. Galatasaray acilen bir sol bek almalı. Onu soracaktım. Kaç tane bölgeye lazım diye. 10 numara bence kesin almalı. Kim ne derse desin. Bek zaten aldı. Dubois ile Oliveira'nın kontratından acilen çıkmalı. Yani ama orada diyeceksin alternatif oyuncu var mı? Kalabilir ama Dubois da hep oynamak istiyor. Her oyuncu oynamak istiyor ama bunlar oynamadığı zaman verimi düşecekse, takımın içerisinde problem yaratacaksa negatif oyuncuyu ben tutmam. Para gücümde varsa alabiliyorsam da alacağım. Yöneticilerin de işine bir an önce en doğru işi yapıp almak. Bunu çözmek. Galatasaray bu sene işi en kolay takım dedik. Bak en zor hale getirdiler. Kendi kendilerine yaptılar. Kimse bir şey yapmadı. Hep rahat olmaktan bir şekilde alırız, çözeriz. Evet aldın ama 2 tane hazır oyuncu aldın. Büyük bonservis parası verdin. İkisinde de 11'de başlatamadın. Tamam, diğer oyuncu belki sakattı veya saraya geç katıldı. Ama sezon 2. kampına yetişecekti ve sezona da başlayacaktı. Belki Şampiyonlar Ligi önerilmesinde oynayacaklar ama bunun daha erken olması lazımdı. Demek Allah ki... korusun işte. Ben bütün Türk takımlarının inşallah en iyi şekilde turları geçmesini istiyorum ki yarın öbür gün yine konuşuruz. Fenerbahçe'de yine Lille revanşını konuşuruz. Galatasaray Young Boys konuşuruz. Beşiktaş'ın keza Partizan, Lugano galibi var. İşte Başakşehir ve Trabzon'un da ikinci maçları oynadıktan sonra konuşuruz ama şimdi bu transferleri bitirmesi lazım ki o kaotik ortamı yok etmesi lazım ki olası bir Young Boys maçında yaşanılacak sıkıntıların da önüne geçmesi lazım. Yani Young Boys maçı çok önemli bir bak sonuç olarak. Bir de Galatasaray transfer bitene kadar bu karmaşayı yaşayacak abi, o gözüküyor. Yani transfer sezonu bitene kadar bu olacak, konuşulacak hep diyorsun. Bu konuşacak. Onun için hep daha iyi olmalılar ve maçları da bir şekilde kazanmalılar. Yani Okan Buruk'un o şeyi var. O spekülasyonu olacaklar. Yani Okan Buruk ne bir maçta Galatasaray'dan gider 2 maçta ne yönetim öyle değişir. Şimdi o devamlı bakıyorum ben sosyal medyada bir gaz var orada öyle bir şey. Öyle Galatasaray'ı kolay kolay bu konularda yıkamaz. Evet. Yıpranır, üzülür ama sonuçta bir şekilde çıkar. Çıkması lazım. Büyük camialar böyle olmalı. Her zaman da her şey iyi olmuyor, iyi başlamıyorsun. Onun için bu başlangıçta biraz sancılı ama bence Galatasaray düzelecektir. Şimdi birincisi Okan Buruk gider gitmez. Gidebilir de. Yani Fatih Terim anlattım sana 4 sene ne yaptı? Şampiyon oldu. UEFA'yı aldı. Milan'dan geldi. 1,5 seneyi dolduramadı. 1,5 seneyi dolduramadı. Ona böyle bir toleransın olmadığı yerde daha UEFA'sı olmayan, UEFA kupası olmayan, 4 sene üstü şampiyon olmayan bir adamı pekala da gönderebilirler. Bak. Önce kıstası doğru. Herkes için geçerli bu. Herkes Türkiye'de. Için geçerli. Mourinho için de geçerli. Hayır bak şimdi değil. Niye? Anlatayım. Hangi koşulda? Anlatacağım. Başarısı oldu mu tamam, daha çok Mourinho gitme şansı tamam, bak yüksek. Oraya geleceğim. İkincisi Galatasaray'a Premier Lig derken şöyle 6 tane oyuncu geldi. Kim geldi? Zaha, Ziyech, Davinson Sanchez, Tete, Vinicius, Aurier. Aurier Tottenham'da oynadı. Vinicius işte bir yerde oynadı. Vinicius da Aurier'in Galatasaray'da yedek kalması değil. Galatasaray'a transfer olması bir defa ayıp. Oradaki çocuklara hakaret yani. Geçmişlerinde orada oynadılar diye buradaki Ali Turab'a yazık. Oradaki ne bileyim alttaki bir tane stoper vardı ne bileyim ona yazık. Veyahut da bir tane santrafora yazık. Metehan Baltacı. Metehan Baltacı Eyüp'teydi geçen sene. Zaha zaten hiçbir antrenör eğer 3 gün sonra çok önemli bir maçın yoksa iyi adamı yedek oturtmaz. Ziyech son 5 haftaya kadar zaten hızlı yürümüyordu. Tete'den iyisini Yunus'u gönderdin, Tete'yi aldın. Tete geldiğinde diyorlardı ki 45 milyon 50 milyon satarız diyorlardı. Bunu diyenler şimdi diyor ki o acayip büyükten kurtulduk. Geldiği zaman söyledik. Yani Leicester'da 30 maç oynayan bir adamı niye Premier Lig'den kimse almaz? Sen ondan daha iyi Yunus'u oraya verdin. Kaldık o da geri döndü yani buna rağmen. Şampiyonluk yaşadı döndü. Şampiyonluk yaşadı döndü. Elinde 2 tane adam vardı. Davinson Sanchez sakatlıktan çıkmıştı. Zaha'da bir türlü yani 7 tane oyuncuyu kontrol etmek bir marifet değil. Okan Buruk'un 2 sene boyunca bunları idare etmesinin nedeni neydi? Okan Buruk'un başarıya ihtiyacı vardı. Şimdi başarıyı yakaladı. Onu bilemiyoruz. Onu Evren abi daha iyi biliyor. Şimdiki oyuncuyla diyaloğu 2 sene önce abi başarı. Onu öyle düşünüyorsa kaybeder. Tamam, hayır düşünüyor demiyorum. Sen daha iyi biliyorsun diyorum. Ya, şimdi ben başarı öyle geldikçe yok. Şey de yükselir. Nefis de, kibir de, ego da bu herkes için yükselir. Şimdi Mourinho konusuna gelince Mourinho hiç almıyorsa örnek veriyorum 10 milyon euro alıyordur. 20 milyon euro. Göndermek kolay değil. 3 milyon, 2 milyon alan adamı göndermekle 10 milyon, 15 milyon alan adamı göndermek çok kolay değil. Bir de şunu iyi irdelemek lazım. Türkiye'den giden Del Bosque geldi gitti İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası'nı aldı. Dünya Kupası'nı aldı. Aragones. Aragones buradan sonra gitmedi. O şampiyon rahmetli oldu. O şampiyon geldi. Allah rahmet eylesin evet. Hitlik buradan gitti. İşte Barcelona mı Real Madrid mi işte Chelsea'ydi. 2 defa Chelsea'ye gitti geldi. İşte Kore milli takımı. Avustralya İsmi gittikten sonra yaptı daha çok. Gelmeden Şampiyon Kulüpler Kupası'nı almıştı ama git şunu anla. Buradan gittikten sonra yine kulüp buldu. Mancini senden sonra gitti İtalya'yla Dünya Kupası aldı. Örnek veriyorum. Löw gençken geldi ama senden sonra gitti Almanya'yla Dünya. Mourinho burada başarısız olsa ne olur? Mourinho'nun buradaki başarısızlığı Mourinho'nun kariyerinden bir şey götürmez. Çünkü Avrupa Türkiye Ligi'ni şey görmüyor. Yani ya bu adam burada başarısız olmuşsa bu tamamen antrenör derdi demiyor. Öyle dese Mancini'yi Galatasaray'da şampiyon olamayan Mancini'yi İtalya milli takımının başına. Adana Spor'u küme düşüren Löw'ü Almanya milli takımının başına. Beşiktaş'la Yeniköy kasabı denilecek kadar talihsiz bir açıklamaydı. O duruma gelecek bir adamı İspanya milli takımının başına. Efendim yani yapmazlardı. Anlatabildim mi? Ama senin önünde bir trend var. Yakalamışsın ya bunu. Bunu devam ettirmesi açısından biz yani her eleştiriyi biz sevmediğimiz veyahut da kötü olmasını istediğimiz için değil. Okan Buruk'u oradan Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Trabzon'u göndermez. Okan Buruk'u oradan biri gönderecekse ancak kendi kendini gönderir. O da işte son 3 aydır dışarıya yaptığı konsantrasyona yani dışarıya kanalize olduğu gibi devam ederse 2 senedir içeriğiyle nasıl o sessizliğini bak onun aslında güzel bir şeyi var. Fevri değil. Ama şimdi dikkat et 3 aydır çok fevri. Önceden 2 sene önce hiç geldiği günden son 3 aya kadar oyuncularla ilgili açıklama yapmazdı. İçeriyle ilgili hiç açıklama yapmazdı. Hep sessiz kalırdı, kazanırdı. Şimdi hep dışarıyla alakalı. Yoksa bana ne, beni ne ilgilendirir? Yapsan olur, yapmasan olur. Ben bu anlamda bu bağlamda eleştiri yapıyorum. Anlatabildim mi? Ya Mourinho diyelim ki gitti Allah korusun. Fenerbahçe yok. Allah korusun diyeceğim. Mourinho hocam daha lig başlamadı zaten. Yani. Başarısız olursa gider gidecek abi. Everton'a gider. Mourinho'nun buradaki başarısızlığından dolayı Mourinho'yu Everton almamazlık yapmaz. Bir de ama geçen program dediğin gibi genele mi baksak şöyle yukarı çıksak uzaydan? Yani biz böyle o zaman 4 büyük üzerinden konuşuyorum. Bir tane şampiyon çıkıyor. 3 tane hoca başarısız ve sürekli değişim mi olması lazım? Onu anladım. Ya olmaması lazım tabii ki. Yani Arteta Arsenal'de 2 sene yapamadı. Ama 3. yılı görüyor. Potansiyelde ne var? Görünen şu var ki. Yani. Görünen şu var ki Abdullah Hoca veyahut da Okan Buruk'tan biri yani ilk giden teknik adam olabilir. Sen bu konuda iddialısın. Şenol Güneş Trabzon'da bir jübile yapabilir. Teknik adamlarını sonlandırabilir. Tahmin bu. Bilgi değil herhalde. Yok ya ben gazeteci değilim ki bilgi. Ben birisinin kötü olmasını veyahut da başarısız olmasını istediğim için değil. 2 sene son 3 aya kadar kalan Okan Buruk saha içiyle ilgilenen, saha içi maç sonu röportajlarını ya beraber 2 sene yayın yaptık. Anlattığımız doğru açıklama bu dediğimiz adam. Bunları söylerken iyiyi söylerken yok da kötüyü söylerken hatayı söylerken mi kötü olacaksın? Bir iki defa da yaptı ya. Fokuslanması lazım. Yaptı daha önceden de yaptı. Ondan sonra toparladı kendini. Genelde takım içi yapmıyordu ama. Hep evet. İşte hakem konularında konuşuldu. Evet, orada ben geçen sene Okan Hoca'ya... Hemen kendini toparladı. Ben de söyledim hocam. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hep hakemlerle ilgili geçen sene konuşuyor. Kusura bakmasınlar. Galatasaray taraftarının Okan Buruk'a karşı bak bir şeyi var bak. Para kazandırmadan Inter'e gitti. Inter'den döndü Beşiktaş'a gitti. Bak yani Galatasaray taraftarı da bazı şeyleri unutmuyor. Yani bak 2 senedir eğer Okan Buruk'un yerine başkası şampiyon yapsaydı Ustad belki... Yani Okan Buruk'un yerine Tudor şampiyon yapsaydı 2 sene üst üste ya da Mancini şampiyon yapsaydı Fatih Terim değeri görebilirdi. Okan Buruk'un bunları iyi... Geres 2'yi yapsaydı. Geres 2'yi yapsaydı. Bunları iyi etüde gitmesi lazım. Yoksa severiz, sevmeyiz, sevişiriz, sevişmeyiz ama ben bir Türk'ün daha Avrupa'ya gitmesinden mutlu olurum yani. Tabii ki olurum. Sevmek yani. Kimse birbirini değil, zorunda değil. Ama bunları söylerken de hani ya 1 sene, 1,5 sene bunu söyledim diye örnek veriyorum. Doğrularını söyledim. Kendi tarafından atış atılıyorum. Yanlışını söylüyorum. Galatasaraylı bu söylüyor ki bu diyor bu. Hayır kardeşim. Bakma yani bu söylediğin istatistiği Fatih Hoca Fiorentina'da kupa finali oynadı ama Çekigori çok değişik bir kişilikti Fiorentina başkanı. Hatırlayanları iyi bilir. Çıkamadı final maçına ve kupayı aldı Fiorentina değil mi? Yanlış tabii bilmiyorum. Değil. Ama finale Fatih Hoca çıkarttı Fiorentina'yı. Hiçbir yerde Avrupa'da da böyle, dünyada da böyle. Bu yöneticiler çok konuşan teknik adamı sevmiyorlar kardeşim. Bazen de konuşmayıp onları konuşturuyorlar ama hocam. Öyle de var. Sen konuş hocam. Aslında Okan Buruk'un bu konuşmalarından şu çıkıyor. Hepimizin yaptığı hatalar ne biliyor musun? Sahiplenme. Galatasaray çok sahipleniyor. Sahiplendiğini düşünerek belki konuşuyor. Ama bu işin ona zarar vereceğinin farkında oluyor. Dozaj önemli diyorsun orada. Oyuncu açıklamaları kimse da... Kimse şunu demez. Ya adam takım dururken nelerle uğraştı demez. Ne derler biliyor musun? Sonuca bakalım. Kardeşim sen takımla uğraş. Orayla niye uğraşıyorsun? O yöneticinin işi derler. Sonuca ben bunu söylerim. Yani. Alırsa alır. Almazsa almaz. O bileceği iş. Ne diyeyim ben yani? Ya sen tabii... istediğin yorum yapabilirsin zaten. Sen istediğin eleştiri yapabilirsin. Ben farklı düşünürüm. Sen farklı düşünürsün. Tabii ki. Hocam, doğru Okan şeyler de söylediği var. Ben ona hep katılıyorum. Ama her teknik adam... Sen de söylüyorsun. Ben de söylüyorum. Ona da kendi yüzüne de söylüyorum. Ama her teknik adam, daha lig yeni başladı, daha neler olacak ben sana söyleyeyim. Yani şimdi en sancılı Galatasaray başladı Okan Hoca. İlk hafta düşün, en başarılı takım en sancılı başlıyorsa, başarısızlıklar, kupa kazanamayan takımlar bir mağlubiyetle neler olacak? Yalnız ben de şöyle yani araya öyle gireyim. De, bakalım lig çok uzun maraton. Sessiz sedasız tabii ya zaten Mourinho ile ilgili tartışacak, konuşacak kariyeri ve başarılarıyla ya da dünya futbolundaki pozisyonuyla ilgili hiç kimsenin bence konuşacak bir şey yok. Yine tabii bizim ülkede konuşulur. Herkes sevgili konuşuyor. Özgürlük de var ama vallahi sessiz sedasız. Hemen başlar eleştirir. Ben ama yok orada ben Ümit Hoca'ya katılıyorum. Yani olabilecek sana en kötü senaryoda bile burada Jose Mourinho'nun kendi kişisel değeriyle ilgili hiçbir şey değişmez. Çok özür dilerim. Ama bir Van Bronckhorst gerçeğini de unutmayın. Çok sessiz sedasız. Mart, Nisan'da sadece onu da konuşuyor olabiliriz. Şampiyon oldu. Nasıl hocam? Del Bosque'ye varken kim şampiyon oldu? Galatasaray mı oldu? Hayır, hoca olarak örnek veriyorum. Ahmet, Mehmet. Yani, Mancini varken kim şampiyon oldu? Birileri oluyor. Löw varken Fatih Hoca şampiyon oldu. Evet. Ama Fatih Hoca şampiyon oldu diye Fatih Hoca'yı Alman milli takımının başına Löw'ün yerine koymadılar. Del Bosque'nin karşısında X kişi şampiyon oldu diye onu Del Bosque'nin yerine İspanya milli takımının başına getirmediler. Mancini'nin karşısında da Bülent Ülgen o günkü antrenör kimse şampiyon olan onu da alıp bak bu bundan daha iyiymiş bunu yendi şampiyon oldu diye İspanya milli takımının başına İtalya milli takımının başına getirmediler. Sen Avrupa'ya yani gitsin. Mourinho başarısı olsa da Mourinho'nun ölüsü Portekiz milli takımına döner. Ölüsü Porto'ya döner, olmadı Everton'a gider, bir de gider Fransa yapar. Ama sen başarısız olursan... Buradaki kariyeri etkilemez diyorsun. Ya Mourinho'nun umurunda olmaz diyorsun yani ya, başarısı olur. Yabancı antrenör, Mourinho'nun umurunda olmaz. Avrupa'nın onu alacak adamın, onu alacak adam Türkiye'de başarısız olup olmadığına bakmaz. Çünkü buranın öyle bir şeyi yok. Ama Okan'ı alacak adam bakar. Çünkü Avrupa kariyeri yok. Abi 4 sene üstü şampiyon olup UEFA kupasını alan adam... Önce Fiorentina gidiyor, sonra Milan'a gidiyor. Direkt Milan'ı almıyorlar. Bunları bütün söylediklerine katılıyorum doğru, ama bu yani sabır. Yoksa yurt içi için ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah ömür versin 100 yaşına kadar antrenörlüğü garantiledi. Ama hedef bu mu? Hedefi o değil. Ama o, tabii ki onu başarmış. Sen aslında Okan Buruk'u çok daha farklı ve yüksek yerlerde görmeyi... Tabii bu Sergen Yalçın için de geçer. Ha, şimdi ağzımdan aldım, benden yine çok yaşayacaksın. Biz Arabistan'a gidecekmiş herhalde, öyle bir şey gelmiş Sergen Hoca'ya. Ya öyle bir şey duymadım ama şunu söyleyebilirim. Yaşadığımız dönem olduğu için ligde şampiyon oldu hocam Sergen Yalçın. Ama Beşiktaş almadı. Tam 12-13 futbolcuyla şampiyon oldu, hatırlayın. Biliyorum. Son 6-7 hafta kimler oynadı forvette? Kupayı aldı 3 gün sonra. Ertesi sene takıma bana soracak olursanız siz de muhtemelen aynı fikirdesiniz. Pjanic'ler, işte Alex Teixeira'lar, onlar bunlar. Orada Kenan, bir hatalar oldu sanki bir şeyler. Batshuayi. O da sancılı gözüküyor. Hayır ona. Tamam da kimler geldi. İyi de başladı. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar, arkasından ligdeki sonuçlar derken bir turbulans gitti. Yani Türkiye'de herkes gidebiliyor. Sonuçta sabır yok. Gittiği yerde yaptığı açıklamayı hatırlıyor musunuz? Kimin? Sergen Yalçın'ın. Gittiği zaman mı? Evet, Antalya Spor'a gittiğinde. He, Antalya. 1,5 yıldır boştayız. Benim de yardımcılarımın dedi geçindirmekle zor yükümlü olan bir ailesi var dedi. Onları da düşünmek zorundayım dedi. Onlar için gitti yani. Hayır, kendisinin de var, onu da var. Şurayı anlatacağım. Eğer biraz da bu böyledir. Şimdi Okan Buruk Başakşehir'den ayrıldığı zaman maddi rahatlığı olmasa gelen ilk teklife Anadolu kulüplerinden birçok teklif gelmiştir. Gidecekti. O gücün olacak ki Galatasaray'ı bekleyeceksin. Yok, yine vardı teklif de çocuğu rahatsızdı. Ondan dolayı yurt dışına gitti. Yoksa yine teklifler geldi. Kim? Ona. Başakşehir'i bıraktıktan sonra Okan'a. Onu anlatıyorum abi. Kabul etmedi. Geldi ama. Tabii bir takım da geldi galiba. Bir takım edemedi. Ya, tamam. Tamam, Allah şifa versin. Konu diyorum ki yine de maddi gücü olmasa, böyle bir durumda olmasa o tekliflere hemen gitmek zorunda. Seçici olamıyorsun. Alacağın kararları etkiliyor. Şimdi ne oldu? Halbuki belki Sergen bir yıl daha beklese... Van Bronckhorst'tan sonra da gelecek adam o olacaktı şimdi. Hamza Hamzoğlu'nu düşün kardeşim, 3 kupa aldı. Tak gitti. Orada başarısız. Tak 10 takım. Bir daha Galatasaray esamesi okunmayacak. Oradaki tercihler ve sonuçları da senin geleceğini etkiliyor. Fatih Terim'in boştayken Fatih Terim'e Türkiye'den bir takım diye. Ben ayrıldığım zaman Ankara'ya gideceğim. Melih Köç'e teklif yaptı oraya. Gitmedi. Çünkü niye? Yani adamın hani baktığın zaman ne diyor? Ben devamlı hani bir yerde kalmalıyım. Evren, şimdi sen eğer buradan tamam şu bir gerçek, şunu konuşalım. Artık bir gün ikinci Okan Buruk dönemi yine Galatasaray'da olacak. Gittiği zamandan için konuş. Giderse diye konuşuyor. Tıpkı bir gün Beşiktaşlıların Sergen Yalçın'ın olacağını beklemeleri gibi bir gün olacak. Bir gün ikinci Sergen Yalçın dönemi olacak. Ama ikinci Sergen Yalçın veyahut da ikinci Okan Buruk dönemi olduğu zaman bir daha aynı şampiyonlukları yaşamazlarsa üçüncüsü çok zor olur. Okan Buruk zaten daha şu anda birinciyi yaşıyor hocam. Anlatabildim mi? Onun için yaşayacak, önünde onu. Bir şey var. Ben de diyorum ki neden hep dışarıya odaklanıyorsun? Saha içinde kal diyorsun. Motive ol. Sana filmin sonunda başarısız olduğun zaman kimse şunu demez. Ya bu adam bunlarla uğraştı. Bunlar ne derler? Çıkar derler ki kardeşim ya sen niye uğraşın? Sen sahaya odaklan. Taraftarla uğraşmak veyahut da sosyal medyayla uğraşmak senin işin mi derler? Ha buradan söylediğimi nasıl alırsa alır kendi bilir. Alırsa da alır, almasa da almaz. Hocam bu da iki türlü değerlendiriliyor. Yaşadığımız için söylüyorum. Bazen de camialar diyor ki taraftarlar, hocamız diyor helal olsun diyor, yönetimin yapmadığını yapıyor diyor. Sürekli sözcülüğümüzü yapıyor diyor. Oradan da öyle bir şey pompalanıyor bazen. Ama işler kötü gittin mi ikili de olur. İki tarafı keskin. Ha, iki tarafı keskin sağlamak lazım. Onu. Evet 2-3 açıklaması tepkileri oldu ama genele baktığında 2 yılı yaydığında bence gayet iyi gidiyor. Ha yarın bugün gider. Her teknik adam ayrılıyor. Fatih Hoca imzayı attı. 3 yıllık projedendi. Bir buçuk ay sonra gitti. Hocam Türkiye'de yani, projeleri çok yabancı her anlamda. Yabancı için de geçerli. Türkiye'de en büyük proje. Dünyanın en iyi hocasını da getirsen. Scoreboard'un elektriği ne kadar dayanıyorsa. Başarısı oldu mu gider abicim. O kadar aynen. Oyuncular öyle. Daha güçlü şu an. Aynen. Ya futbolda oyuncular daha kuvvetli. Oyuncu açıklamaları var. Hemen arka arkaya ekranlara getirelim. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Hatay maçı sonrası. Kaleci Muslera'nın açıklamalarıyla başlayalım. Hızlıca geçelim onları da. Çok önemli bir karakter Galatasaray için. Artık tartışmaya açık değil. Artık o da bizden biri oldu. Bir Türk vatandaşı gibi oldu. Motivasyon tabii ki Galatasaray'dır. 13 yılda 17 kupa kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray'a gelmek istiyorlar. Gelen oyuncular için yönetime teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok katkı verecek oyuncular. Katkı vermeye de devam edecekler. Umarım bu şekilde de devam eder. Beşiktaş'a karşı kötü bir mağlubiyet aldık. Biliyorsunuz bazen Ferrari'ler de kaza yapabiliyor. Araba kaza yapmıyor, şoför yapıyor kazayı. Olsun, devam takım olarak yani. O evet, onu genellemiş. Batshuayi yani, hemen. Oto arabanın içinde 5 kişi varsa 5 kişi mi kaldı? Şoför kaza yapıyor. Bu kadar basit yani. Tamam. Ama arabadan bahsediyor. Arabadan bahsediyor. Araba Ferrari yani. Evet. Michi, o arabayı Michi, daha çok önemsemiş. Michi'nin açıklamaları. Michi Batshuayi galibiyet golünü attı. 3 puanı getiren gol ondan geldi. Kafa golüyle bu akşam ilk maçıma çıktım ve golümü attım. Çok iyi oynamadık ama bu sezon başı karşılaşması çok çalışıp daha iyisini yapacağız. Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. Galatasaray'a gelme sebebim Galatasaray'a bir artı katmak. Gol atarak bunu göstermek istiyorum. Tabii ki ilk 11'i zorlamak istiyorum. Sahada da iyi performans gösterip daha iyisini yapmak istiyorum ama bence bu hamle oyuncusu olmak, hocam yani Semih, genç Semih, genç Semih derdik. Kulakları çınlasın, selam gönderelim. Milli takımda Hırvatistan'a attığı gol herhalde bir 10 nesil daha izlenecektir. Sanki öyle bir hüviyette kazanıyor Batshuayi, değil mi Evren hocam? O da yani oynamak istiyor. Hep gelecek hamle oyuncusu olacak gibi. Yani şu an Icardi varken öyle gözüküyor. Ama ileride de Okan Buruk niye Başakşehir'le başlamasın? Kupası var, kupası var. Bir sürü çok maç var. Başlayabilir de ama ben başlangıcı iyi yaptı. Hiçbir zaman kötü transfer demedim. Sadece aldığı rakam üzerinden, yaşına göre onu diye. Yoksa ne futbolculuğuna ne... Kime hocam? Özür dilerim, Icardi diyorum. Batshuayi. Hiçbir zaman kötü futbolcu demedim. Yani sadece yaşına göre demedim, aldığı rakamla alakalı. Ama parayla ilgili o zaman diğer takımlara bakarsak çok oyuncu var. Yani ben paraya artık takılmıyorum. Bolunda. Fayda maliyete bakmak ne lazım hocam. Batshuayi geçen sene başarılı olsun. Batshuayi geçen sene Fenerbahçe'de fayda maliyet dengesi açısından başarılı olmuş mudur? Geçen sene aldığı para 4 milyon euro değildi ki tabii başarılı sayıyorsun. Geçen sene aldığı para 1,5 milyon euroydu. Yok be 2,5 falan oynuyordur orada. Daha da o bir de ona bonservis verildi. Yani o kime Beşiktaş'tan bonservisi geldi abi? Yok şeyden geldi ya o. Beşiktaş'tan gitti. Geldi. Kiralık gelmedi mi? Kiralık almamış mıydı Beşiktaş? Bonservis verilmedi diye biliyorum onu. Ben verildi diye. Yani neticede atar. Yine Galatasaray'da da gol atar. Yani Icardi'nin de açıklamaları var. Hemen onu da bitirelim. Atar, öyle devam edelim. O da penaltı golüyle takımına beraberliği sağladı bu gece. İlk golünü attı ligde. Zor bir maçtı. Bir mağlubiyetin ardından buraya gelmemiz sıcak hava derken zorlaştı. Belli değişimlere ihtiyacımız vardı. Son dakikadaki gollerle maçı kazandık. Süper Kupa ve bu maçtakinden daha iyisini yapmalıyız. Buradaki 3. senem ve çok istekliyim. Takımıma her şeyi vermeye hazırım. 2 kez şampiyon olduk. Benim için de 2 iyi sezondu. Bu sezon hedefimiz 5. yıldız demiş. Evet. Yani oyuncular da tam hazır olmadıkları ve oyundan memnun olmadıkları belli zaten. Bunu oynayan oyuncu bilir zaten. Bunu açıkça söylemesi önemli. Ama Icardi'nin işte onunla da ilgili biliyorsun bu hafta bir yalan haber çıktı. Hiç alakası yok. Çok çıkacak çünkü böyle şeyler. Ayrılıyor diye. Yok ya 5 milyon o geçen sene bir şey olmuş. Alacağı varmış da öyle bir şey yok. Kulübeçe'yi gönderdi. O da asılsız haber. İhtarname falan diye bir haber çıktı. Yani bunlar Galatasaray'a ilgili çıkmaya devam edecek. Sen iyi olacaksın, güçlü olacaksın sahada, kazanacaksın. Onların hepsi gider. Bu sene öyle gözü. Ama sen başarısız olursan, iyi olmazsan bunlar daha çok çıkacak gibi gözüküyor. Hocam tıkır tıkır işleyen, yanlışsam Ümit hocam sen de düzelt. Bir saat gibi düşünelim son 2 senenin Galatasaray'ını her şeye rağmen. Her türlü yaşanana rağmen. Oradan bir tane parça çıktı. Bu benim fikrim. O da kim? Sağ dışından bir fikir ama Erden Timur çıktı. Doğru mu? Evet. O çıkınca sadece çıkmakla kalmıyor bu işler. Yani bunları şimdi sakın izleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Benimki sadece yorum ve tahmin. Asla sıfır bilgi. Dışarıda bir şey bırakıyorsun. Yani doğru kelimeyi doğru da Ümit hocam ne? Tam seçimi bir hücre mi diyeyim? Bir yapı mı diyeyim? Bir şey bırakıyorsun dışarıda ve üzüntülü, yaralı bırakıyorsun onu. Ya hocam, oyuncularla diyaloğu iyi. Diyaloğu iyi, taraftarın gözündeki değeri iyi. Bir de işler kötü gidince hep sen bu sefer işte gitti böyle oldu. Tutamadınız böyle oldu. Ne oluyor? Dursun Başkan'a oklar yöneliyor. Böyle olmuyor mu hocam? Tabii ki. Şu an yani öyle oldu zaten. Olay oraya gidiyor. Belki şu anda bu yapının içinde kalsaydı futbol AŞ'nin başında ya da bir tarafında şu anda başka şeyler de konuşuluyor olabilir. Daha çok eleştirilecek. Senin dediğin oradan geliyor. Erden Tumur'un gitmesi zaten bu baskıyı daha da artırdı yöneticilerin üstünde. Onun için daha doğru karar verip daha keskin ve acil şekilde hamleler yapmaları lazım. Çünkü süre de kısıtlı. Bu kadar tepki de var. Bir de Beşiktaş maçıyla dediğim gibi öyle başladı ya kötü. Bu sefer ne oldu? Bir anda bütün şey yönetimde oldu. O görevi İbrahim Bey üstlendi değil mi? İbrahim Hatipoğlu var. Cenk Ergin spor direktör. İşte Maruf Güneş var. Onlar da bunu burada bir toparlanıp en iyisini yapmaya çalışıyorlar ama sonuçta baktığında bazı aksaklıklar da çıktı. Belki onlardan değil ama bir taraftan çıktı. Bir iletişim problemi oldu. Yani burada Dursun Başkan çıkıp açıklama yaptı mesela maç günü. Veya maçlardan sonra sadece Okan Buruk değil bir profesyonel orada çıkıp açıklama yapması lazım. Yani bunlar takımın dengesini bozar mı? Etkilenmiş olabilirler mi? Olabilirler. Yani bunu ilk başta gördük. Ama sadece bundan taraftar da etkileniyor. Sosyal medya da etkileniyor. Yani daha çok dış etkenler rahatsız edici olur. Yoksa hemen orada başlıklarını okuyayım bu arada. Arkadaşlarımız da hazırlamıştık bugün gün içinde. Dursun Başkan'ın açıklamaları var Ümit Hocam. Belki takip etmişsinizdir bugün Evren Hocam. Ben baktım. Tek amaçla ben sadece başlıklarını okuyayım. Tek amaçları Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak. Yalanlarla saldırmaya başladılar demiş. Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız biz çıkarmasını biliriz demiş. Galatasaray'a zarar vermeye çalışan bu ahlaksızlara tolerans gösterilmeyeceğini söylüyorum diyerek çok da sert ve dik bir açıklama yaptı bugün. Hedefimiz Avrupa demiş. Kerem ve Köne gelen tekliflerle ilgili transfer döneminin bitmesine bir aydan fazla süre var. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Tabii ki teklifler gelebilir ama hiç kimse merak etmesin. Şu an için bu isimler bizde devam ediyor demiş. Ve bu saldırıların da yeni olmadığını, Galatasaray'a her zaman yapıldığını kendi zaviyesinden değerlendirmiş. Yok, işte tamam, Bankalar Birliği'nden tutun da Kerem'e kadar birçok açıklama yapmış. Tamam, ben kısa bir şey söyleyeyim. Başkan olabilir ama bu kendi içerisinde olan bir problemin çıkması. Dışarıdan kimsenin bir şey yaptığı yok. Dışarıdaki algı zaten yapılacak. Rakipler onu da yapar. Mağlup başlamışın, eleştirir. O maçın süreci çok fazla olur. Ama kendi içindeki problem dışarı taşarsa ve sen de ona bir çözüm bulamazsan kısa sürede, o zaman içerideki çözümü bulup bitireceksin hemen. Gerekli şeyleri yapıyoruz dedi. Çözeceksin o zaman. Yani teknik kadro, oyuncular daha rahat orada hareket edecekler. Orada bir soru işareti bırakmayacaksın. Soru işareti bırakırsan o her zaman sana sıkıntı olur. Hocam biraz tebessüm oluşacak yüzünde şimdi ama her ikinizde de, ama ben Evren Hocama dönüp Ümit Hocam bekliyor. Niye? Kaçta girdi yeni transferi Galatasaray'ın Gabriel Sara? 57'de. Ben bir taraftan da telefona bakıyorum. İşte ne oluyor, ne bitiyor falan derken Ümit Hocam'dan bir tweet geldi. Sen takip edeyim mi? Sen onda maça daha fokuslu. Yanında da maç yazısı yetiştiriyorsun falan. Sever öyle şeyleri o. Ümit Hoca'nın bir tweet'i var. Bıyıklı futbolcu mu olur ya? Hocam bunu Gabriel Sara için mi söyledin? Hocamın o tweet'i varsa ya şimdi bak, çok rejden de rica edelim. Bir baktım Gullit atmışlar, Seaman atmışlar. Tabii cevap olarak sana Gullit atmışlar, Rudi Föller atmışlar. David Seaman var, İngiltere milli takımının eski kalecisi. Ya ben bu dönem için tabii ki o bir espri, niye olmasın yani, Allah Allah. Olmaz diye bir şey yok yani hani. Hangi haliyeti rüyayla attın o tweet'i? Yani bir Brezilya'da bıyıklı olamaz mı yani? Vampeta vardı, Vampeta'yı bilir misin? Bir gün Dünya Kupası'na gidiyoruz. Şenol Hoca bize Vampeta'yı izletiyor. 20 gün falan Vampeta'yı izledik. Inter'de oynuyor ama. Bıyıklı mıydı? Ha? Bıyıklı. Evet. Tamam, böyle neredeyse ortaya atıyor, kafayı vuracak. Böyle bir oyuncu. Neyse ilk bayağı çalışmışsınız değil mi ona o ismi? Sabah akşam Vampeta'yı izledik. İlk maça bir çıktık, Vampeta 23 kişi kadroda yok. Yani olur bunlar. Yani bıyık, tabii ki olur abi, bu tarzdır. Bıyıklı da olur, sakallı da olur. Hemen oradan demişler şaşı yorumcu oluyor demişler. Göbekli yorumcu oluyor falan filan. Ben bunu birini kötülemek anlamında söylemedim. Çok alışık olduğum bir şey değil yani. Normal hayatta da. En son Merih bıraktı hocam. Merih Demiral biliyorsun. Merih de bıraktı. Ama çok alışık olduğumuz bir şey değil ya. Çocuk gerçi Brezilya'da var biraz o şeyler. Brezilyalı değil mi bu oyuncu? Brezilyalı. Sen hocam hep sakalla mı oynadın yoksa keser miydin sakalları? Benim hatırladığım kadarıyla genelde yoktu. Ya rahmetli babam, ben bıyıklı görmedim. Bak rahmetli babam çok kızardı. Allah rahmet eylesin. En son, amin, Allah rahmet etsin. En son böyle işte vefat etmeden 10 gün önce de bir şey, tam böyle işte yoğun bakıma falan girecek. Öperdim onu falan. Böyle yapardı, tamam mı? Kes derdi. O kızardı. İlhan Cavcav çok kızardı. Abi kesiyoruz, gıdımız çıkıyor yani bir şekilde. Tamam, dursun ne var yani. Bıyık bıraktığımda hiç yakışmıyor. Ya ben onu kötüleme anlamda... kapatıyoruz. Ya bizim zamanımızda saçı uzun mesela olduğu zaman, sarışın mesela uzun saçım olduğu zaman tabii. Şimdi de var da. Allah var. Şu anda sırma saçlısın, ben sana söylüyorum. Senden çok. O dönemde de hani sarışın bir çocuk diyorsun mesela. Tamam, yeteneğinde oldu mu zaten dikkat çekiyorsun. Eskiden hep saçı uzatırdık. Tamamlayıcı faktörler hani bunlar. Bıyık sakal çok olmazdı yani. Olmazdı. Orada olurdun yani. Ya sakal olarak yine bir nebze oturdu da bıyıklı hani. Şimdiki oyuncularda sakal bıyık çok fazla var. Şimdi insanlarda kalmadı. Bak ona ne derler? Sabır mı dersin, başka bir şey mi? Hemen ya bunu bir kötü anlamda söylemiyorum ya. Ya bu adam yetenekliyse yetenekli, bıyıklı olunca yeteneği kaybolmuyor bunun. Kızdırmaya çalıştım biraz yani. Yani yok ya yani sadece onun için söylemedim ki bunu. Yani başkası da olsa söylerim böyle. Hatta Bülent Dutuz, ya dedim Turgut diye hakem mi olur dedim. Sen ne dedin? Ya dedim önceden bir hakem vardı adı satılmıştı dedim. Yani bazen böyle insanın içinden geliyor. Böyle doğaçlama bir sohbet ediyorsunuz. Onu da Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaşlı oyuncu, Fenerli oyuncu diye onu kalkıp da onu bilerek yapmıyorsun ki. Beni kötüleme anlamında insanlar da böyle bir şey kalmamış. Böyle olaylara böyle daha böyle şey bakalım. Ya artık espri olarak hep bir gerginlik var ya. Hep bir gerginlik var, anlatabildim mi? Ya bir şey söylüyorsun. Aa bunu bunun için mi söyledi? Yarın aynısını Fenerli oyuncu diyese onun aynısını yine söyleyeceğim mi? Onu söyleyemezsin. Ben. Var mı bıyıklı diyorsun artık? Var mı bıyıklı? He? Fenerbahçe'de şu anda bıyıklı. Gelirse diyorum, söyleyemem yani, diyorum. Ya bıyıklı derken bıyığı sadece, çıkıyordur adam. Hayır, sadece bıyık bırakır. Konuştuğun şeye bak, bıyığı çıkıyordur da bıyık bırakır mı? Hocam bir tweet attı, ortalık karıştı akşam. O yüzden ben de gündeme getireyim dedim. Ama bak oyuncuya değinelim ama. Oyuncu aslında böyle tam 10 numara oyuncu da değil. Ya 8-10 işte karışık yani. Adamın 8'i... Ya ben bu şeye de kızıyorum Ümit ya. Ya şimdi yeni nesil tabii Z kuşağı biliyorsun. Çok şeyi izliyorlar. Bu şeyler değişti. Ya orta saha oyuncusu ya. Ne 6'sı ne bizim zamanımızda öyle bir şey mi vardı? Şimdi tutturdular 6 numara, 8 numara. Ya kardeşim orta saha oyuncusu öne de gidecek, attıracak da orada top da kapacak, koşacak. Sen yeni nesil diyorsun ya. Hani ben Okan Buruk'u eleştirdiğim bir şey vardı. 8 yok, 6'yı söyle, onu söyle. Yine Okan Buruk'u eleştirdiğim bir şey var dedim. Hani Sparta Praha, onu yenen Sparta Praha'nın hocası Feyenoord'a gitti. Feyenoord'un hocası Liverpool'a gitti. Yine Okan Buruk'a geldik. Yok yok. Hemen bir tanesi yazmış. Ümit Hoca diyor beni dinledi galiba diyor. Ben söylemiştim, Ümit Hoca söylemişti. Dedim estağfurullah kardeşim senin kadar bilme şansımız yok. Şimdi hakikaten o dediğin o Z kuşağı mı dersin, Y mi, yumuşak G mi? Ne bilmiyorum bir türlü de. Ne kuşağıysa gök kuşağı da olabilir. Bilemiyorsun yani. Abi ya bak. Şimdi çok bir futbol konuşuyorlar. Çok konsol oynuyorlar. Şimdi bu, oradaki terimler de değişti. İnanılmaz yani ya. Futbolun terimlerini de değiştirdiler. Ve de izledikleri için yorum tabii ki yapacaklar. Ama şimdi yaşamayınca o kolunla oynamakla olmuyor o iş. Yani oradaki terimleri kullandığı zaman şimdi anlamıyorlar da yani. Sıkıntı. Bodrum'dan, öyle değil, öyle basit değil futbol. Bodrum'da bir çocukla tanıştım. Babası dedi ki ya dedi benim oğlum dedi. Hakikaten çocuk da şey, Ümit Hocam merhaba dedi. Merhaba. Ya dedi oğlumla seni tanıştırmak istiyorum. Hay hay. Ne iş yapıyor? Benim oğlum dedi scout. Çocuk da orada Premier Lig diye bir takımın scout'u. İşte orada oturduk. Ya bir terimler kullanıyor. Kardeşim yani, Türkçe konuşur musun dedim. Tamam şimdi yani Türkçe anlatıyor da. Premier Lig'in scout'uymuş hocam. Scout ama yani hakikaten tuhaf bir adlandırmalar. Biliyorsun bizden meşhurdur. Yıllarca söylerim yani. Kulübeye bench derler. Dönen topa rebound derler. Santrafor'a pivot derler. Tamer Oğuş mu lan bu pivot ne? Pivot santrafor olur mu? Allah'ını seversen yani. Tuhaf. Bir çapa diye bir şey çıktı. Tuhaf, yani, o ne çapa? Bu da önlü buraya bir ara çapa diyorlardı ya. Tuhaf terimler. Ya bu terimlerle. Şimdi daha neler çıkmış. Hani söylemlerle futbolu geliştiremezsiniz diye yıllarca söyledik. Ama maalesef hadi şimdiki Z kuşağı. O zamanki ne kuşağıydı onu da bilmiyorum. Yani o başa dön. A kuşağı. Yani tuhaf terimlerle futbolu böyle bir geliştirmeye çalışıyorlar. Herkesin kendini tamam, bak, çok daha... değişiyor. Tamam gelişiyor abi, da. Herkes kendini çok bazı daha şeyler vardır. Orta saha oyuncusu, orta saha oyuncusu. Evet bunu platform rakam olarak kullanabilirsin de. Yani oraya alacağın oyuncunun özelliği yani illa 6. Yok kardeşim bu adam 8 oynayamıyor bir şey olmamalı. Çünkü bizim oynadığımız biz hepsinde de oynadık. Şimdi bizde ne vardı? 2 numara sağ bek oynardı. 3 numara sol bek oynardı. O numaralar 4, belliydi. 4-5 libero stoper oynardı. 7 sağ açık oynardı. 8 gerçi mesela Prekazi ne oynuyordu? Sol ön mü oynuyordu? 10 mu oynuyordu? Ne oynuyordu? Sen daha iyi bilirsin. 10 numara oynuyordu. Ben oynamadım. Yani, benden büyük de. Normalde 7 sağ açık oynardı. 11 sol açık oynardı. Sonra tabii şeyler bu rakamlar falan kalkınca işte 6, 8, 10 tuhaf. Bu da bir alışkanlık oldu. Dilimize pelesenk oldu. Rakamlarla konuşmayı daha çok seven bir kuşak var. Yani aslında oyuncuya baktım. Evet. Oyuncu da biraz şey gördüm. Nuri Şahin'in biraz daha böyle aslında öne oynayan tipi gibi. Gabriel Sara. Evet. Daha driplik yapan oyuncu. Daha öne oynayan işte yani. Nuri biraz daha böyle savunmanın önünden alırdı. Alırdı, dağıtırdı, topun arkasında kalırdı ama bu biraz zorluyor. Biraz daha... Savunma öyle oynamaz gibi sanki. Yani istese oynar bak. Bu tarz maçlarda oynar. Yani, Torreira'nın yanında. Yani sen bunu Mertens'in yerine mi düşünüyorsun mesela? Orada da oynar. 8 de illa yani. İşte o ben de orada hep düşündüğüm şu. Hani biraz önce lazım. Diyeceksin ki dayanamıyorum abi şimdi. Şeyde öyle oynamış abi. Hayır. Ben Championship'te öyle oynamış. Şu yani, olmaz mı işte. Yani? Torreira, sol iç bu. Olur. Sağ iç başka oyuncu. Sol iç oynatmadı öyle yani. Onu diyorum işte. Ha, öyle oynamıyor. Hep bir 10 numaralı oynamak istiyor. Sanki biraz yani. Daha öyle bir oyuncu bu. Evet, o da yani olabilir. Sırtı dönük çok oynayabilir mi bu ligde onu bilemiyorum. Ya bazı oyuncuları sisteme göre de kazanabiliyorsun. Yani bu da var. Kaybetmek yoksa oyuncuyu mesela kolay. Kerem Demirbay'dan kısmen verim aldı ama Kerem Demirbay'ı tam şey yapmama nedenlerinden bir tanesi üçlü orta sahada oynatmadı. Hep ikili orta saha. Yani alan o kadar büyüdü ki. Üçlü orta saha oynadığın zaman hakikaten bir oyuncu için, sol iç ya da sağ iç oyuncusu için, yani ikili oynamaktan çok daha rahat. Niye biliyor musun? Gittiğin zaman biliyorsun ki ikisi arkamda var. Ama ikili oynadığın zaman, ben bunu Marco Aurelio ile Davon bizi oynattığı zaman giderdim. Ama dönüşte kolay değil. Marco burada yalnız kalırdı. Anlatabildim mi? Mesela ki Leverkusen'de genelde hep böyle üçlü orta saha oynarlardı. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Veya deplasmanda... Onu da yapmadı. Şampiyonlar Ligi'nde de hiç yapmadı. Maçında oynayabilirsin gittiğinde. Mesela bunlar bir tercihtir. Mesela şeyi de öyle hatırlıyorum. Bu oyuncu değişiminden anlattın. Ayhan bizim Akman. Santrafor başladı biliyorsun Antep'te. Geldi 10 numara oynadı. Geldi sonra Galatasaray'da şu anki 6 diyorlar ya, 6 numara. Mesela Ayhan yani da Beşiktaş'a geldiği zamanki sözünü kestim. O zaman 8 milyon dolar mı? Mark çok, mı? Çok konuşuldu. O paranın altında ezildi. Dönemin bak Galatasaray'a bonservis evinde gitti galiba. Galatasaray çok öyle. Daha iyi oynadı. Sonra 8-6'ya evrildi. Yani oyuncu, orta saha oyuncusu her mevkide oynayabilir. Yeter ki o hocayla o şeyi sağlasın. Seni böyle düşünüyorum, buna alış diyeceksin ve oynayacak. Ben de 10 oynadım, 8 oynadım, 6'da oynadım yani. Şimdi, diyelim ki şunu anlatmaya çalıştım. Avrupa'da hoca çağırıyor. Diyor ki kadron bak, kadron bu diyor. Seni bu sene en az diyor 25 maç en az senden bu sene faydalanacağım diyor. Çağırıyor diyor ki gel diyor buraya diyor evden diyor. Senden diyor en az diyor 30 maç faydalanacağım diyor. Bakıyorsun 60 maç var. 30 maç oynuyorsun. Yani surat asmanın, kapris yapmanın. Ama Türkiye'de ne oluyor? Bu genelde de bizim gibi. Bak, kendimi de eleştiriyorum. Türk hocalarda daha çok vardır. Bir oyuncuya takılıyorsun, kalıyorsun. Şimdi diyelim ki Davinson Sanchez'de Abdülkerim oynadı ya. 15 maç Nelson oynamaz. Kaybettin gitti. Bazen ona yarışmak için üçlü oynayabilirsin. Bazı maçlarda Sanchez'i çıkmadan, bazen Sanchez'i önlü bir oraya atarsın ki babasını oynar. 60-70 maç oynayacaklar zaten. Mourinho dedi ya geçen. Çok tamam. Hiçbir şey söyledi. Yani ben her haftada ben 3 maçta aynı oyuncu oynatmam mümkün değil dedi. Hayır, Nelson'un geçen sene böyle bir sıkıntı yaşadı. Ben zaten trival durum olmuştu ya, ondan dolayı diyorum. Antrenör hem oyuncuya yaraşmak için hem de oyuncuyu hazır tutmak için belli kalıpların dışına çıkmalı. Bunu o anlamda söylüyorum. Bunu her antrenör yapmalı. Şimdi 4-3-3'le Mourinho ne yaptı? Şampiyonlar Ligi aldı. Çünkü Chelsea, o kadrolar bunu oynardı. Ama Roma'ya geldi, 3'te oynadı. Elindeki malzemeye göre. Elindeki malzemeye göre ama geri geldi 4'te oynayabilir. Onun için hani biraz diyorum esnek, böyle fleksibul olmalı antrenörler. Burada oynadığını orada oynadığını burada yapamayabilir. Değişkenlik tabii ki. Bence oyuncuyu alırken bu değişimleri anlatmak lazım oyuncuya. Bu zaman böyle olabilir, şunu değiştirip oynatabilirim. İkna yani ederek bunu değil bilmeli. Mi? Hep sen burada daha faydalı evet, olursun. Ha. Ya zaman zaman da böyle oynatırım, zaman zaman da oynatmayabilirim. Değişik bir sistem deneyeceğim. Bunu bilgilendirip alırsan oyuncu. Hep oyuncu senin söylediğin program başında bir ikili ilişkiler evet, devreye giriyor. Oyuncu buna hazır olmalı. Oyuncu evet, gelip ben hep oynayacağım diye düşünüp yedek kalınca 5-6 maç performans da düşüyor, mental olarak da düşüyor. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Son bir reklama gideceğiz ama öncesinde tabii açılış maçıydı. Galatasaray 2-1 kazandı. Atakaş Hatay Spor'u mağlup etti ve lige 3 puanla başladı. İkinci etap yarın 3 karşılaşmayla devam edecek. Süper Lig'in İlk haftası yeni sezonda 2024-2025 sezonunda 19-15'te Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlıyor kendi evinde. Akşam etabında ise 21.45'te 2 karşılaşma var. Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarıyla buluşuyor. Yeni sezona merhaba diyor Mourinho, teknik direktör Mourinho ve Adana Demirspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ve Antalyaspor'da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile ilgili birer cümle sizden rica edip reklama gitmek istiyorum. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Tabii Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapmak zorunda. Yani özellikle Lille maçından sonra ve ikinci maça da morali çıkmak için. Hemen salı günü o da. Lille rövanşı. Taraftar da yani Lugano maçında gördü ama ligde de tabii ki böyle bir takımını görmek istiyor. Şimdi Maxim'i görmek istiyor. El Nesli'yi görmek istiyor. Nasıl bir 11 bekliyorsun hocam? Çok hızlı. Hemen söyleyeyim. Lille maçından farklı bir 11. Lille maçından farklı ne bekliyorum? Mert Müldür oynar. 2 stoper Çağlar'la Osterwold'da oynar. Solda Ferdi oynar. Orta sahada ben biraz bu maçta İsmail Kurniç oynar gibi düşünüyorum yani. Yine Kurniç'i oynatacak yani hocam. Yani başka elinde alternatif yok ki. Onu oynatır. Ön tarafa atar Maxim'i. Sağ tarafa İrfan'la başlamaz mı? İrfan'ı atar. Tadiç keser. Ben sanki Tadiç'i, ya Şimanski'yi çok tuttuğunu duydum ama... Şimanski keserse 10 numara Tadiç'le oynar. Ama hiç 10 numaralı oynamadı. Ceko'mu eline süreyim. Hep şey yaptı. Hocam. Hep Ceko böyle oynadık ki bu büyük bir şey verdi Fenerbahçe'ye. Şimanski'yi böyle üçlü orta sahanın iç oyuncusu oynatması. Yani önceden en azından dönen topa giderdi, golü koklardı. Şimdi ne öne gidebiliyor ne geriye gelebiliyor. Bunu biraz daha değerlendirmesi lazım. Bence El Nesli'yle başlar. El Nesli'yle başlar diyor Ümit Hocam. Evren Hocam senden de ama görüş alıp reklama gideceğim. Yani sonuçta El Nesli o kadar para verdi Fenerbahçe. Bence de başlangıçta bu hafta El Nesli. Adana Demirspor'da o bildiğimiz geçtiğimiz yıl zaten Fenerbahçe yavaş yavaş güç kaybetti oyun ama anlamında o daha tam ritminde değil. Ama maçlara baktığında her geçen gün onlar da toparlayacak. Ama ilk maçlar hep zor olacak. Yani ama Avrupa trafiği erken başladığı için belki işte o maç oynama alışkanlığı falan belki bir artı olabilir. Ama yine Lille maçı işte ilk yarı bakıyorsun, ikinci yarı yine ritim bozuklukları var. Takım daha oturmadı. Ya yani o da bir kesin. Ama ilk maçta kazansın. Büyük takımlar için şu an önemli şey ilk maçı kazanmak. Galatasaray için bugün en önemli şey kazanmaktı. Evet. Kötü oynayacaklardır. Yalnız eksikler olacaktır. Beşiktaş'ta bak Samsun'da çok sıkıntı yaşayacak. Yani Trabzon yaşadı zaten Rapid maçında. Geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle oynayıp ligde onun avantajını kullanmasını, yani Lille'le oynamanın avantajını falan böyle şey yapmaz. Lille gibi bir takımla oynadı. Güçlü bir takım ne dersen de bir Paris Saint-Germain değil ama onun avantajını, yani orada bir darbe yiyorsun ama bazen dayak yerken de güçlenirsin Bülent. Anlatabildim mi? Bunun avantajını bu gibi takımlarla oynayarak bunun avantajını ligde çok rahat kullanabilir. Çok teşekkür ediyorum. Bir reklam arası daha rica ediyoruz. Top Bizde'nin son bölümünde birlikte olacağız. Evet, 2024-2025 sezonunun ilk maçı, açılış maçı Galatasaray'ın Hatay Spor 2-1 yendiği maçın sonrasında tüm analizleri, tüm perde arkası gelişmeleri ve tabii ki yorumcularımızın özel topiklerini, burada değindiği konuları enine boyuna konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum Ümit Hocam, Erhan Hocam. Ağzınıza sağlık. Yine Fenerbahçe maçından sonra, Fenerbahçe Adana Demirspor maçından sonra öncesinde son karar Murat Kosova ve Fırat Aydınus, ardından Evren Turhan, Ümit Özat ve bendeniz Top Bizde de sizlerle birlikte olacağız. İyi bir pazar geçirmeniz dileğiyle, futbol dolu bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.